Hello gençler. Selam. Ne habersiniz? Chat, nasıl keyifler? Bakıyorum kimler online. 59'da girdi helal. Oğlum ben obsesif adamım yani. 19.59 diyorsak o iş orada olacak. Tüm Sudoğurs ekibi de geldi buraya. Gayet güzel. Yayın kalite problemi çözülmüş galiba. Şu an her çözünürlük aktif. Allah mı? Harbi mi? Böyle bir şeyden haberim yoktu benim. Sudoğurs ekibi push'lu talk'a almayan, yayına eko yapanlarımız var. Haberiniz olsun. Dostlar. Nasıl keyifler? Ne yapıyorsunuz? Seni gördük daha iyi olduk. Ben de sizi gördüm daha iyi oldum dostlar ya. Yayın olan günler böyle inanılmaz motivasyonum, enerjim yüksek geziyorum. Ne yalan söyleyeyim. Güzel bir şey bu. Demek alt şey yayınlar falan da çıktı yani. Hani 480p falan filan var. Öyle şeyler mi var? İyiymiş. Luniz ne diyor gençler? Bu nasıl oldu aga ya? Ben bunu nasıl elde ettim? Lunizciyim. Bu iyi bir şey. Yayınlar sürekli olarak devam edecek mi? Edecek tabii abi. Her zaman. Ama koronadan sonra siz gelmezseniz o zaman bilmiyorum. 160p çok yakışıklısın abi. Tam böyle şey kare bir kafa görüyorsun abi. 160p ne oğlum? Sen olmasan çay içmiyorum. Yayın görünce hemen bir demlik hazırlayıp ekran başına geçiyorum. Sağ olasın Derektus. Ben teşekkür ederim dostlar. Yalnız bırakmıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Minecraft olarak izliyor. Kare kafa Minecraft. JavaScript öğreneceğim diyelim. Kursları falan izlediğim frameworkleri genel olarak falan biliyorum diyelim. Sonra ne yapacağım abi? Bunları unutmamak için sürekli kod yazmak gerekiyor ama ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Bu birazcık security'nin dışında bir konu. Son zamanlarda gördüğüm Adem İlter yanlış hatırlamıyorsam adını yanlış söylediysem de çok özür dilerim. Çok güzel yayınlar yapıyor. Luis demiş ki Achievement'a kaç kaldı? Bu 6. yayın. Bu 6. yayın. Bir sonraki yayın 7'de subscription'lar gelecek. Niyetimiz o. Bugün bayağı efkarlıyım abi. Sonra dedim ki Mehmet abi gaza getirir. Kalkmak lazım. Aynen abi. Bugün hepimiz gaza geleceğiz. Çok güzel bir topik var elimizde. Anlatacağın SQL ile ilgili SQL ile TOKİ'ye girebilir. Oğlum şu TOKİ konusunu salın lan. Abi web öğret bize, HTTPS öğret, cookie öğret abi bize demiş. Aynen bak, root on Linux'un dediği konu gelecek dostlarım. Şey nedir onun adı? Web nasıl çalışır? Pentester bakış açısı ile yani layer 1'den layer 7'ye kadar back and forth tüm süreci anlatacağım konularda gelecek tabii ki. Konuyu atak ve defans olarak bölümlendirecek misin? Hüseyin TV 1 yazmış. Hüseyin, atak defans bir arada karışacak ama biz genellikle ofans kısmından başlıyoruz. Ama eğer bu arada ilk defa bu yayında olan yazılım geliştirici arkadaşlar varsa da saldırganın bakış açısını anlamak çok önemli bir konu. O yüzden ofansif kısmı son derece önemli. Abi Twitch'in ana konusudur. Kusura bakma, o da TOKİ hiç bitmez. Aynen. SQL'den sonra RC'yi gelir mi? Bugün konumuz sadece SQL. SQL yani normalde eğitimlerde SQL injection benim yarım gün falan sürüyor. Uygulamaları da koyduk mu 1,5-2 gün oluyor abi. Daha önce benden eğitim alanlar varsa bilir. Bakacağız. Bugün 2 saat içerisinde neler sığdıracağız göreceğiz dostlarım. Bugün konunun level'ı hakkında söyleyebilir misin? Giriş abi 0. Yani 101'in yüzünden başlayacağız, 101'e varacağız. Temelden gireceğim abi. O kadar temelden gireceğim ki bilmiyorum nereden başlayacağız. Ama keyifli geçecek iddia ediyorum. Bugün blind time based error tüm SQL'leri görecek miyiz? Evet, planım o. Hepsini size anlatmak, hepsini nasıl oluştuğunu anlamamız gerekecek. Random bir sitede deneme yapabilir miyiz? Benden sonra bu eğitimde random bir sitede deneme yapabilirsiniz. Tabii ki de buna ben izin vermiyorum. O sizin kişisel tercihiniz. Ne diyebilirim oğlum? Bug bounty'lerde SQL injection exploit için uygulamalara nasıl yaklaşacağımıza bahsedecek misiniz? Aynen, konumuz zaten ister geliştirici ol, ister bug bounty'ci ol, ister pentester ol, ister TOKİ'ye gir, fark etmez, ister TOKİ'ci ol. Hikaye olaya nasıl yaklaşacağımızın olayı olacak. Olayı en temelden anlatacağım arkadaşlar. Yıllar içerisinde bu işi öğrenirken ki en yanlış yaklaştığım hikayeleri en temelinden yanlışıyla anlatıyor olacağım. Hadi abi çabuk anlat. Select injection 101 from web security 101.
Uzaktan eğitim hizmeti veren açık kaynak kodlu Moodle sistemini en son zamanlarda pek çok üniversitede kullandığını gördüm. Bu dönemde eğitim kurumları için ciddi önem arz ediyor. Pinterest dikkat edilmesi gerekenleri kısaca bahsedebilir misin abi? Ayrıca konuşuruz dostlar. Bakacağız. Durum bu. Bugün ilk defa bugün bu yayında olan arkadaşlar eminim ki vardır açıkçası. Kısa bir özet geçelim yeni gelenlere. İlk defa bu yayını dinleyenler bir artı bir basabilirse çok sevinirim. Ona göre hikayeyi bir anlatayım. Biz ne yapıyoruz burada yani niye toplanıyoruz diye. Artı birlere bir bakayım arkadaşlar. Oğlum eksi bir yazmana gerek yok lan ilk defa izliyorsan artı bir yaz yeter. Aynen bayağı bir kalabalık yani yaklaşık 10-15 kişi bir o kadar da yazmayan varsa ilk defa bugün bu yayını dinleyenler vardır. Dostlar bu kanalın tüm olayı teknik anlamda siber güvenlik eğitimleri hususu. Ben bildiğim hususları siber güvenlik alanında bu kanal üzerinden canlı tecrübe odaklı anlatıyorum. Bir plan program yok sunum tadında değil uygulama patlamalı kanlı bıçaklı bir eğitim tadı ilerliyor. Daha önce 5 tane eğitim yaptık. Toplamda 10 saate aşkın süre boyunca eğitim yaptık. Bu eğitimlerin tamamını geçmiş yayınlardan izleyebilirsiniz videos kısmından. Lakin o yayınlar spesifik işin cybersecurity'deki ofansif kısmına dayalı. Exploitation, exploit developments, işte source kod analizi gibi. Feyz alabilirsiniz. Hepinize öneririm dinlemenizi. Ama bugünün konusu dostlar SQL injection olacak. 20 saniyede 100 kişi geldi. Bugün biraz kalabalığız. 232 kişi. Gayet güzel. Genellikle yayın başladığından ilk 15-20 dakika kadar chat'teki soruları okuyorum, cevap veriyorum, ediyorum. Ondan sonra da eğitim ekranına geçip hikayeye dalıyoruz arkadaşlar. Konu olduğunca interaktif ilerliyor. Ben biraz öyle seviyorum. Her ne kadar karşımdaki insanın gözünün içine bakamasam da ki çok önemli bir değerlendirme kaynağıdır. Boş vaktinde anlıyorsun ki konuyu anlatamamışsın. Burada birazcık daha aktif, gerçek hayata yakın yapabiliyoruz. Selamlar, olay nedir? Konu abi, ünlem konu yazınca her yayındaki ilgili konunun ne olduğunu ben yayından önce yazıyorum abi. Burp Suite'de kullanırsan çok güzel olur. Burp Suite'e bakar mıyız bilmiyorum bugün abi. O ayrıca bir husus olacak. Hocam çok güzel bir enerjiniz var. Bizi teşvik ediyor. Aynen abi, bu bir kelebek etkisi niyeti. Ben burada sizlerle olduğumda bayağı modum yüksek oluyor. O da karşı tarafa yansıyorsa ne mutlu bize. Konuyu bir defa yazmanız Nightbot izine çıkmıştı. Konulara banıyor. Nightbot düştü oğlum. Nightbot'u düşürdünüz ya. Kış kampında anlattın. SQL Injection tadı hala damağımda abi. O zaman bugün tekrarı olacak gibi gözüküyor. Abi Bug Bounty için en iyi training setler hangisi sence? MDISEC kanalı bilmiyorum başka nerede var. Tabii ki de Burp Suite'in Web Application Academy kanalı en gördüğüm güzel pratik ortamlardan bir tanesi. Sudoers ekibi chat akıyor abi yakalayamıyorum. Bugün bayağı kalabalığız. O yüzden aralarda güzel soru varsa ona fısıldayın. Sıkıntı yok. Çok şanslıyız ya. İnşallah elektrikler gitmez. Oğlum hayrınızı açın. Totem yapmayın lan. 5 yayındır kesintisiz yayın yapıyoruz burada. Bu yayının web developer'a faydası ne düzeyde olur? Çok güzel bir soru abi. Özellikle developer'ların bu etkinlikte yani bu eğitime katılmasını çok istedim ben bugün. Çünkü hacker'ın bakış açısına bakmamız, bakış açısını anlamamız ve ona göre geliştirirkenki kodları mentaliteyi değiştirmemiz gerekiyor. Hani güvenlikçinin işidir felsefesi yanlış. Yazılım geliştirici de bu iş bence çok önemli bir nokta. O yüzden disipline ve olaya bakış açımızı bu yayındaki hacker'ın olayı nasıl gördüğünü anlatarak sizlere değiştirmeyi niyet ediyorum açıkçası. Yemin ederim sırf bunu izliyorum için demiş Furkar. Umarım abi beklentilerini karşılayabiliriz ya. Umarım karşılayabilirim yani. Webçi olarak sence PHP mi JavaScript mi? Abi ben security'ciyim. O yüzden hangi programlama dilini bir insanın bildiğinin önemi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle high level programming language programlama dillerinden hangisini daha çok şu daha iyidir şundan başlayın gibi bir hurafe yok. Onu da baştan söyleyeyim kendi düşüncemi.
Özellikle güvenlik alanında çalışacaksanız ve spesifik olarak application security çalışacaksanız hangi dili bildiğinizin önemi yok. Dil bilmek önemli abi. Çünkü bir noktadan sonra belli bir programlama dilinde belli bir seviyeye eriştiğiniz zaman diğer diller sizin için son derece kolay oluyor. Ama web nasıl çalışır, bir web sitesi nasıl çalışıyor, temelde bu noktalara dokunmadıysanız application security alanının son derece zor geleceğini düşünüyorum. Daha yeni mi başladı? Artı ne anlatıyorsun? Bugünün konusu SQL Injection ve Web Security 101. Bu bir eğitim serisi arkadaşlar. Yani şu anda bir Web Security 101 eğitim serisinin ilkini yapıyoruz ve konu kafadan SQL Injection diye girdim. Çünkü herkesin en sevdiği, benim de anlatmasından biraz keyif aldığım bir konu. Ama bu eğitim serisi yaklaşık bir 10 yayın falan gidecek. Peş peşe değil, araya başka konular da gelecek ama yaklaşık bir 10-15 yayın kadar gider. HTTP Security Headers'ı tek başına konuşacağız. İşte uygulamaları deploy ettiğiniz sunucudaki security'yi ayrıca konuşacağız. Cross-site scripting'i ayrıca konuşacağız. Security configuration'lar, content security policy'ler, insecure direct object referanslar. Yani application security'nin içerisindeki her topiği ayrıca bir session'da uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Durum bu. Abi kuzenime çok benziyorsun. O anlatıyor gibi senin güzel, daha dikkatli dinlersin. Twitch'te yayınlar bir ay sonra siliniyor. YouTube'a atacak mısın? Highlight aldığın zaman daha uzun süre kalıyor. Videos kısmındaki highlightlardan dinleyebilirsin. YouTube'a yüklemiyorum abi şimdilik ama hepsinin ben de detayı var. Daha sonra belki yükleriz. Metasploit geliştirme sitesi devam edecek mi? Evet, size birkaç tane duyurum var. Sonra da topiğe geçeceğiz arkadaşlar. Metasploit Development eğitim serisi yaklaşık 2-3 yayın daha devam edecek ve tahminim önümüzdeki hafta Çarşamba günü bizim ekipten çok kıymetli arkadaşım Ege Balcı ile birlikte Metasploit'in payload dünyasını konuşacağız. Akabinde de adını da buradan artık duyurabilirim. Furkan Çalışkan isimli arkadaşım. Kendisini davet ettim kanala. O da kırmadı ve bir hazırlık yaparak şu anda geliyor. Furkan Çalışkan'la işin Blue Team kısmını, yani işin defans kısmını, biraz EDR, log, işte atakların tespiti hususlarını göstereceğiz. Daha sonraki katılımcı arkadaşları daha sonra duyururum yani. Furkan Çalışkan dostuma da buradan selamlar olsun. Beni kırmadığı için teşekkür ederim tekrardan. Ama gününü duyuracağım. Günü belli değil. Furkan'la ne zaman bu işi yapacağımızın. Şimdi dostlar, bugün daha önceki yayınlarda goy goy biraz daha uzun sürüyordu ama bugün çok fazla uzatma niyetim yok açıkçası. O yüzden başka kaçırdığım bir soru varsa hızlıca abanın tekrardan ufaktan SQL Injection nedir, mevzu nedir ona bakacağız. Abi bir şey soracağım. Komutları nasıl daha hızlı ezberleyebilirim? Bilmem abi, alışkanlık meselesi. Linux'teki terminal komutlarını kastediyorsun sanırım diye düşünüyorum. Durum bu. Oo, İlkay gelmiş. Sudoers ekibi. İlkay Aydoğdu'ya bir VIP verebilir misiniz dostlarım? Abi, Onu ben... evet. Ha, siz... Göremiyoruz. Slash VIP, ondan sonra Nick. Ondan sonra Nick. Aynen. Evet. İlkay bizim ekibimizdeki Junior Pentester bir arkadaşım. En son staj döneminden yetişen. O yüzden onu görünce ekstra sevindim. Umarım odur oğlum. Verification yapmadık ama. O değilse de İlkay bu yayını dinliyordur. İlkay, o sen değilsen bir özelden haber et bizim şeye. Bizim Raven ekibine haber et. Benim abi diyor. İnanmıyorum hala sana. Bir de highlight edince sonsuza kadar kalıyor sevgili kardeşim. Hiç gitmiyor. İyiymiş. YouTube gibi oluyor yani, Çok anladın mı? iyi. O O zaman yüzden highlight yapıyor. o O yüzden zaman hep orada kalsın yani. Bir de birisi şey sormuş, senin Burp Suite eğitimini bana, benim kanalda yaptığım Burp Suite eğitimi, benim videoların, Mustafa galiba adı, benim videoların geçmişinde bulabilir. Lunes'in videolarının Tamam. geçmişinde bulabilir. Oradan bakar. Evet, yani Lunis'in kanalında, bu Twitch kanalını açmadan önce Lunis'in kanalında Burp Suite anlattım. Sağ olsun Can Değer davet etti bizi. Sonra da işte kanımıza girdi anasını satayım. Twitch kanalı İşte onun açtık yani. aklına bir şey geldi. Burada bu kadar insan varken onu da Aynen. söyleyelim. Söyle söyle. Bence sen, bir daha seninle bir program yapalım. Ya da Tamam. ben geleyim. Ama sana yayıncılığı sorayım bu sefer. O baba olur. Baba Aa, olur ama tamam. bunu senin kanalında yapacağız. İyi tamam. Peki benimkinde yaparız. Tamam mı? Sen gel bir yayıncılık ne deneyimin. Şu affiliate ol, haftaya yapalım bir ara ya sonunda. Çok iyi. Dostlar 300 kişi toplanmışız. Hadi başlayalım şimdi. Ben eğitime başladığımda soruları okumuyorum arkadaşlar. O nedenle hani olabildiğince soruları kaçırırsam, cevap verirsem kızmayın. Olabildiğince
canınızı sıkmayın diyeyim. Bazı arkadaşlar kırılıyor daha sonra çünkü. Eğitimde de zaten çok soru soran olmuyor. Çünkü birazcık interaktif ilerliyor. Ben bol bol soru soracağım. Chat'te hazır olun arkadaşlar. Bu eğitimde bir dünya soru soracağım size yani. Şimdik arkadaşlar. Kaç kişi SQL Injection'ı duyduysa artı bir basmasın. Eminim ki 302 kişi basmıştır yani, bunu sayamayız. O yüzden değerli dostlar, SQL Injection hikayesi Application Security dünyasındaki en sık duyulan, bilinen insanla... Basmayın oğlum artı bir adam, laf dinleyin, ben görüyorum burada. Application Security dünyasında en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Çünkü neden abi? Etkisi son derece kritik. Yani... Application Security dünyasında bir dünya farklı zafiyet var ama her zafiyet kritik anlamına gelmiyor. Peki bir zafiyet neye göre kritik olur dersen, bunun işte CVS yani calculation mekanizması var. Ona da başka bir yayında gireriz. Şimdi girmeyeyim diye kestim orayı da. Ama SQL Injection genellikle kritik etkiler doğurur. Çünkü temelde ben hani bunu sınıftaki eğitimlerde insanlara yüz yüze soruyorum. SQL Injection nedir abi, anlat bana diye. Hani birçok kişi tanımını yapmakta zorlanıyor. Ben size doğrudan ezberlemeniz gereken tanımını yapayım. SQL Injection nedir dersen, saldırganların yazdığınız web uygulamasını, web yazılımını kullanarak veri tabanında kendi SQL sorgularını çalıştırabilme işidir. SQL Injection'ın en genel tanımı bu değerli arkadaşlar. Şimdi nereden başlayacağız SQL Injection'a derseniz, ben bu kanalı daha önceki yayınlarda da takip edenler bilir. Ben de tanışıp muhabbet eden arkadaşlarım da beni çok iyi tanırlar ki ben her zaman bas bas şunu söylerim. Yani security dediğin şey altyapısı boş bir konu değil. Altyapıyı bilmeden de o işin security'sini düzgünce kavrayamazsın. Şimdi SQL Injection'ı konuşacaksak, konumuz SQL Injection ise değerli dostlar, SQL'i anlamamız gerekecek. Yapmamız gereken hikaye şu bu. O nedenle ben birazdan ekranda SQL sorguları yazacağım. Çok basit select sorguları yazacağım. Sizlerin de chatten bu sorgunun sonucunun ne olduğunu söylemenizi isteyeceğim. Hikayeye bu şekilde başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu yapmadan önce benim ekranımı paylaşmam gerekiyor sizlerle. Şimdi ekranı, yeni bir eğitim ekranı yaptım ama bakalım beğenir misiniz bilmiyorum. Şimdi ya da eski ekrandan devam edelim gençler. Gidiyoruz eğitim ekranına. Hadi bakalım, start aldık. Şu anda bir MySQL servise bağlanacağım ve bir takım SQL sorguları yazacağım sizler için. Yapacağımız hikaye bu. Buradaki Linux dağıtımının ne olduğuna bakmayın. Bunun konumuzla hiçbir şekilde alakası ve ilişkisi yok. Önemli olan konu bir adet MySQL. Hepinizin de daha rahat görebilmesi için buraları zoominliyorum. Daha da zoominliyorum. İyice zoom in yaptım anasını satayım. Herhalde bunu görüyorsunuzdur dostlar, değil mi? Bu gözüküyordur. Şimdi bakalım. Bunun parolası neydi oğlum? Her eğitim bir de böyle oluyor biliyor musunuz? Bir şeylere parola koyuyorum, ondan sonra da unutuyoruz. MySQL servisimizi başlattık. Neden MySQL'i seçtin abi dersen, şu anda kolayımda o var. Bu anlatacağım konuları diğer veri tabanları içinde hususlarından bahsedeceğim. Aha aga, veri tabanının konsolu. Hikaye bu. Veri tabanının konsoluna bağlanıp bir adet select sorgusu yazacağım ve birazdan da chatten soracağım size. Diyeceğim ki abi, bu sorgunun sonucu nedir söyleyebilir misiniz? Hikaye buna gelecek. Yazıyorum, tamam mı? MySQL'leri kapatıp bilmeye çabalamayın. Bilseniz de bilmeseniz de bunun aslında çok bir önemi yok. Günün sonunda hepimiz öğreniyor olacağız. O yüzden denemenize gerek yok. Abi bak, veri tabanına bağlandım. Hiçbir veri tabanı seçmedim. Yani daha doğrusu veri tabanı sistemine bağlandım ve hiçbir veri tabanı seçmedim. Hiçbir database'i seçmedim. Yazdığım sorgu select 1. Arkadaşlar, siz... bu sorgunun sonucu nedir? Bu soruyu duyduğunda 3 tane cevabım var abi, tamam mı? Birincisi bir sonuç verebilir. Eğer böyle düşünüyorsan sonucu ekrana yaz. İkincisi hata verebilir. Ona da dersin ki syntax error. Chat'ten bunu yaz yani. Üçüncüsü de sonuç dönmez agacım, yani empty result yani. Hani bakman gereken hikaye bu. Hata diyenler hata yazar. Tamam, öyle yapalım. Sonuca inananlar sonucu yazsın. Açıklama falan yapmayın, tamam mı? Hata olacağını, bir syntax error çıkacağını düşünenler hata yazsın. Üçüncüsü de bir sonuç dönmez diyenler de boş yazsın. Tamam mı? Bakalım. Herkes hata diye empty result var. Hata, bir dünya hata görüyorum arkadaşlar. Bir dünya hata görüyorum. Sonuç bir diyen var. Ondan sonra empty, boş, syntax error diyen var. Başladık abi. Sonuç bir.
veri tabanı seçmeden, from kullanmadan MySQL'de select 1 dersen bunun sonucu 1 abi. Tamam mı? Lan şeye şaşırmayın. Buradan başlayıp SQL injection'a nasıl varacağız demeyin. Ben her şeyi kafanızda yerleştireceğim abi. Tamam mı? Bekleyin az. Şimdi iki tane 1 görüyorsun abi. Neden? Şu kolon adı, bu da verisi. Çünkü neden? Bir uygulama veri tabanında bir sorgu çalıştırdığında dönen array'in bir indisi ve bir tane de değeri olur. O indis genellikle kolon adıdır. Burada database, ya bırak kolonu, tablo yok, database yok, seçtiğimiz bir şey yok. O yüzden adam 1 yazıyor. Bundan sonraki sorularımda cevabın sadece şu kısmıyla ilgileniyorum. Kolon kısmı değişkenlik gösterebilir. Cevap nedir dediğimde şu kısımdaki veriyle ilgileniyorum. Hazır mıyız dostlar? İkinci sorunuz geliyor size. İkinci soru. Çarkı felek sunar gibi oldum lan. Bak şimdi. Aha. Sizce bu ne sonuç döner? Chat yaz bakalım. 2-1 döner diyen var. Hata diyen var. 1 yazar diyen var. Sonuç 1 diyor. Error geliyor. Yani 1 diyenler şunu diyor. Veri tabanı MySQL buradaki çıkartma işlemini yapar diyor. Hata diyenler de böyle sorgu mu olur diyor. Hani. İkinci sütun birinci satır falan. Boş. Okey. Vuruyorum abi. 2-1'in sonucu 1'dir. Yani veri tabanı buradaki çıkarma işlemini gerçekleştirebiliyor. Demek ki siz bunu bildiyseniz arkadaşlar, şuna yanlış cevap veren varsa banlıyoruz chatten. Tamam mı? Sizce bunun sonucu nedir? Emir heyecanlandı. Banlayacağız mı diye. Hazırım diyor. Ayda banlamayın oğlum. Sakın banlamayın. İnsanlar trollü ya. Yapmayın. Ay. 5 mi? 21. Bak mesela 21'i gördüm. Postmodern usturup diye bir nickname bir dostum yazmış. Adam diyor ki hani artı buradaki string concatenation yapar. Birleştirme işlemi yapar. Ya. Nah öyle yapar abi. Topluyor işte. Maalesef. Çok JS yazmış diye bir cevap görüyorum. Topluyor abi. 3. Tamam mı? Demek ki veri tabanı çıkartma işlemini ve toplama işlemini yapabiliyor kendisi. Çok güzel. Peki o zaman şöyle bir soru geliyor size. Birazcık daha zoom'u artıracağım bu esnada. Zoom in. Zoom in. Biraz daha zoom in. Ekranınızda iyice yer alsın. Bu ne sonuç verir? 2-1. Yani diyorsun ki veri tabanı bu sefer çıkartma falan yazmaz. Sen 2-1 yazdığın için veri tabanı bunu string değer görür. İçerisinde bir matematiksel çıkartma olsa da string bula demiş insanlar. Aynen öyle. Haklısınız dostlar. Bu string işlemidir. Çok güzel. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi dostlar hadi. Bu ne sonuç verir? Göremeyenler için zoom yapıyorum. Bu ne sonuç verir? Error geri geldi. Syntax hatası diyenler var. O ne be diyen var. Error geliyor. Oğlum ben açık artırma yapıyor gibiyim ha. Çok hoşuma gitti bu iş. Error diyenler. Üzülmeyin. Bileceğiniz sorular da gelecek. Veri tabanı burada ne yaptı abi biliyor musun? Bak bu kanalda eminim çok iyi developer arkadaşlar var. Çok uzun SQL komplike sorguları yazmış insanlar da var. SQL injection'ı biliyorum diyenler de var ama kimse bilemiyor abi genellikle. Neden bilemiyor biliyor musunuz? Çünkü veri tabanının primitive işlemlerine hiç kimse dönüp bugüne kadar bakmadı. Ben bu işlere ömrümü verdim. Sebebini de anlayacaksınız zaten bugünkü session'ın sonunda. Şimdi neden bu çıkartma işlemi oldu dersen, veri tabanı burada diyor ki sen string bir ifadeden string bir ifadeyi çıkartmak istiyorsun ama bu string dediğin ifadeyi ben integer'a cast edebiliyorum. Evet, integer'a cast ettiğimde bu 2 o zaman çıkarırım abi diyor. Demek ki bundan hareketle arkadaşlar, bundan hareketle siz hepiniz, tüm chat bunu bilmeli. Hadi bakalım chat. Şimdi aynı konuya geri döndük. String concatenation mı olacak? String birleştirme mi yapacak? Yoksa toplama mı yapacak? Kafalar karışık, heyecanlar yüksek. 21 diyenler üzgün. Çünkü toplama işlemi yapıyor vatandaş. 21 diyenler üzgün. Üzdük. Hızlı, son sürat durmadan devam ediyoruz. O zaman şuradan biri kaldırıp A yazdım. Hadi bakalım ne olacak?
Hadi bakalım. 2 artı A. Millet diyor ki string birleştirme olur. 2A, 2A. Aban abi. 2A'ya inananlar abansın. Hata diyen var. 2A'ya inananlar abansın. Ama bu arkadaşlar 2. 2A değil. 2. Dostlarım 2. Çok hoşuma gidiyor bu kısım. Acayip eğleniyoruz. Şimdi... Abi adam string bir ifade var burada. Burada da string bir ifade var. Tamam mı? Bu string'i integer'a cast edebiliyor. Tamam mı? Arada da toplama işlemi var. A'yı integer'a cast edemiyor. O yüzden A'yı sıfır alıyor adam. Demek ki şu işlemin sonucunun da BA olmasını bekliyorum abi. Birleştir diyorum. Sizce bu ne sonuç verir? 2'yi kaldırdım, string koydum. Casting yapmayacağım. Heh, sıfırlar gelmeye başladı. Aynen dostlar. Sıfır verir. Şimdi bakın full dikkat chat'e bakın. Şu sorguyu hatırlıyorsunuz değil mi? 2 eksi 1 veriyordu. Bunu hatırlıyorsunuzdur. Çok iyi. Peki şunu da hatırlıyorsunuzdur. Bu da çok iyi. Şimdi soru şu. Burayı sildim. İyice zoom in yapıyorum. Tamam mı? Bak. Burada eskiden eksi vardı. Bunu sildim. Yerine bir tane space koydum abi. Hadi bakalım chat. Ne sonuç verir? Herkes 21 diyor. Herkes sintaks hatası var diyen var. Error diyen var. Arkadaşlar bunun sonucu 21. Adam boşluğu burada string concatenation yapıyor. Yani aslına bakarsanız şu iki sorgunun arasında bir fark görmüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam da bunun concat olması lazım. Aynı işlemi yapıyor. Abi neden bunları anlatıyorum? Hepsine geleceğim daha sonra. Tamam mı? Peki o zaman bu ne sonuç verir? Bu ne sonuç verir? Şu anda yayından keyif alan ve bir arkadaşım da bundan keyif alırdı diyen kişi linki atsın abi. Toplaşın. Eğleniyoruz. 201A. 201A diyorum ya. 21A. Gayet güzel. Tamam burada abi olayın tadını çıkarabilirim ben size. Mesela bu soru. Ne olacak? Sıfırdan biri çıkarttığında ya şu işlem eksi bir çünkü burayı sıfır görüyordu. O demek ki 21 eksi bir mi yazacak yoksa birden biri çıkartmaya mı çalışacak? Ne olacak? Kafalar karışık. Bak daha sonra buradaki çıkartmayı yapıp daha sonra string birleştirmeyi yapıyor. Abi bu iş bizim için kritik. Hatta arkadaşlar hadi bakalım şunu herkes hatırlıyordur değil mi? Bunu hatırlıyorsunuzdur bir zahmet. Bunu unutmayın. Bu. Göremeyenlere zoom yaptım. İki üssü işareti var burada. Şapka 1. Ne sonuç verir? Aman chat ne sonuç verir? Ne sonuç verir? 2 değil mi? Yani hepimizin beklediği şey 2 üzeri. 1, 2'dir. Değil mi dostlar? Öyle mi? Hala 2 yazanları görüyorum chatte. Ya oğlum bunlar... Bunlar SQL Injection'ın en önemli primitif noktaları yani gerçekten. Bozuk mu diye başlandı şikayetler. Abi sana okulda tamam mı bu işaretinin 2 üzeri 1 olduğunu öğretmiş olabilirler ama MySQL... Yani abi bak şöyle düşünün. Yeryüzünde yani bu bugüne kadar benim çalıştığım programlama dillerinin üzerinde üssü operandı hiç görmedim ben. Artı, çarpma, bölme, çıkartma bunlar operant olarak var ama üssel operandı gördüğüm bir dil olmadı benim. Bunların hepsi helper kütüphaneden geliyor değil mi? Import mat diyorsun. Üzerinde ne var? Mat.power metodu değil mi? Ya abi programlama dilinde böyle olan bu hikayeyi MySQL'in içinde niye implement etsin insanlar? Gerçekten niye etsin? Bu abi ne işareti? Power var üssü yok değil mi? Benim bugüne kadar el attığım dillerde görmedim abi. O yüzden MySQL ya da herhangi bir veri tabanında da beklemeyin bunu. Böyle bakmanız lazım. Ya bilmediğiniz bir hikayeyi anlamaya çalışırken de bildiğiniz teknolojiden devam edin. Yani çünkü tasarım ve yapı aynı hikayede. Yani buradaki select demek Python'daki print demek gibi bir şey aslına bakarsan. Biraz öyle bakmak lazım belki de. Şimdi... Neden topladı abi diyor. Bu toplama mı sanıyorsunuz? Aa, çok güzel bir soru. Bu toplama mı? Eğer bu toplamaysa tamam mı? Bunun sonucunun da 4 olmasını beklersin ama değil.
Sıfır. Çünkü Exor operandı abi. Çünkü Exor operandı. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Ben buradaki Exor operandını SQL Injection'da kullanacağım abi. Bu davranışları ve yapıları bilmeniz gerekiyor. O zaman size bir soru daha arkadaşlar. Şu soruyu herkes hatırlıyordur, değil mi? Bu birin başına ünlem koydum. Sonuç ne olacak? Başına ünlem koydum. Hadi bakalım söyle. Sıfır. Çünkü birin natını aldığında sıfır yapar. Çok güzel. Peki abi abarttım ya. Tilde diye bir işaret koydum buraya. Tilde. Sintaks hatası ya da bir sonuç üretir diyenler. Hadi bakayım. Tilde yani yaklaşık işareti. Yaklaşık işareti. Boş. Bir diyenler var. Herkes üzgün. Çok hoşuma gidiyor. Bu kısmı çok seviyorum ya gerçekten. Max integer input. Saat adam. Yes. Şimdi arkadaşlar şu anlattıklarımın hepsi PostgreSQL'de başka bir şey. MySQL'de başka bir şey. Oracle'da başka bir şey. Yani Relational Database Management System'larda, ilişkisel veri tabanı sistemlerinde bunların her biri de farklı sonuç üretir. Abi sen Oracle'da from yazmadan bu sorguları çalıştıramazsın. O yüzden git dual de mesela. Oracle bilen varsa içimizde, ben biraz bilmek zorunda kaldım hayatta maalesef. Buradaki şu operantların hepsi farklı sonuçlar yaşatıyor size. Şimdi arkadaşlar hatta MySQL'in yani veri tabanı davranışlarını bilmek application security için geç developer için bir de son derece önemli. Mesela bir tane örnek yapalım. Create database test diye bir tane test veri tabanı oluşturdum. Bunların içerisine bir tane tablo koymak isteyeceğim. Hızlıca abi Google'dan bir tane diyorum ki create table MySQL. Ben yazmakla uğraşmayayım, şuradan çalayım dedim size yani. Create table var burada, gayet iyi. Bunu aldım, dedim ki registration'ı kaldır, e-mail'i kaldır, first name var, last name var, şu virgülü kaldırman gerekiyor. Buraya noktalı virgül koyuyorsun. Guest değil, users olsun adı. Create table, bunu kopyaladım. Geldim buraya diyorum ki diyorum ki aha yapıştır. No database selected, tabii ki de use test dedik. Bunu bir daha vurduk. Evet dostlar, bir adet artık tablomuz var. Buraya bir tane insert'te bulunacağım. Insert, into, users. Bak hepinizin bildiği bir şey aslında. Neler vardı değerlerim? Username ve password. Çok basic bir işlem yapıyoruz ama akla deve hiçbir şey yok aslına bakarsan. Values dedikten sonra ilk isim Mehmet, ikinci isimde soy isimde ince, insert dedik. Username değil. Bu neymiş la? Pardon. First name. Abi ben ne diyorum, ne anlatıyorum? Hep kafa security'ye gidiyor. Hep users tablosu olunca anasını satayım username password olacak. Gel gel. First name, last name. Aha. Select Yıldız from users, değil mi? Bak geldi. Şimdi abi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane daha kayıt oluşturacağım. Ama bu kayıtta Mehmet'in soluna bir tane space koydum. Tamam mı? Space. Aha space. Güzel. Sonra gittim bir space daha koydum. Baktım yetmedi. Şaşırsınlar. Şak. Bir space daha koydum. Tamam mı? Şimdi veri tabanında 3 tane kayıt var. Mehmet İnce, Mehmet İnce, Mehmet İnce ama ikinci ve üçüncü kayıtların sonunda space'ler var abi. Tamam mı? Şimdi sen tüm tabloyu baktığında ne göreceksin biliyor musun? Aha bunu göreceksin değil mi? Bir tane de oluşturmuş. 4 tane yaptık işte. Ama bunun sonunda space'ler var. Şimdi bak. Where first name eşittir Mehmet diyorum. Şunu da birazcık yana çektim. Noktalı virgülü koydum. Neyi bekliyorsun? İlk satırı getirsin değil mi? Diğerlerin sonunda space yok. Bir tane gelecek. Benim de beklentim bu ama hepsi geliyor mesela. Ne yapacağız abi? Böyle iş mi olur? Abi bunu sonunda space ekledim ben. Select'te database default'ta döndüğü verinin üzerinde trim yapmazken veriyi ararken sonu trimliyor anasını satayım. Şimdi bunun siber güvenliğe etkisi var aga. Nereden etkisi var biliyor musun? Şimdi yani
Buna bir tane örnek nasıl anlatabilirim ben size? Yani sistemde Mehmet adında bir tane admin user'ı var. Sen registration'da abi hani gidiyorsun, diyorsun ki adminin sonunda boşluk bırakıyorsun. Veri tabanına kayıt olurken insert ediliyor. Çünkü adam hani bu sonunda boşluk olduğu için farklı veri görüyor. Ama daha sonra parolamı unuttum dediğinde mesela ya da parolanı change ederken adam atıyorum first name'e göre change ediyorsa hani bu bakarken son trim dediği için bu user'ları tamamında insert işlemi yapıyorsun. En basitinden değerli dostlar. Yani veri tabanının davranışlarını bilmek SQL injection'ı bilmenin temel noktası arkadaşım. Temel nokta. Validasyon yapılması gerekiyor. Mesela güzel bir konu abi. Yani application tarafında input validation diye bir husus niye var? Buna geleceğiz kesinlikle. Çok güzel bir konu geldi. Exec match'i açarsan böyle olmaz ama diyor. Evet doğru abi. Ama ben default'ta MySQL'i kullanıyorum. Yani biraz bilincim yok diyelim. Hani mesela böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi bu tips and trick'ler son derece önemli. Çünkü SQL injection'ı anlama noktasında birazdan ya şu ana kadar ben size değerli dostlar şu ana kadar ben size veri tabanının davranışlarının beklentilerinizden tahmin ettiğinizden farklı olduğunu göstermeye çalıştım temelde. Çünkü bu farklılıklar siberi saldırganın çok işine yarayan hususlar oluyor. Gerçekten çok işimize yarıyoruz. Stored procedure kullanmak SQL injection'ı nasıl etkiler? Çok güzel bir soru Batuhan abi. Buna SQL injection'ın günün sonunda da şeyleri konuşacağız. Mitigation kısmını konuşacağım. O kısımda geleceğim değerli arkadaşlar. Şimdi olayın SQL injection kısmına geçmeye hepimiz hazırız diye düşünüyorum. Yapacağım hikaye şu. Hani daha önceki yayınlarda canlı kod yazıp database'e bağlayıp run etmiştik ama şu anda ben birazcık sözlü koddan ilerleyeceğim. Yani bir kodu aslında run etmeyeceğim ama hani hikayeye şöyle başlayacağım. Diyeceğim ki bir tane web sitemiz olsun bizim. www.x.com bir tane parametre alsın. Tamamıyla sallıyorum. ID 1. Tamam mı? Şimdi buraya da şu şekilde eşittirlerle ayırıyorum abi. Burası da bunun aşağısındaki kısım da bu gözüküyor mu? Bir onu sorayım önce. Bunu herkes görüyordur diye düşünüyorum. Sıkıntı yok değil mi yavrum? Süpersiniz. Oğlum bir saniye bir nefes almak için mola verdireyim mi sana? Bana mı? Yok abi ben geriye çekilip bırakılınca sonsuza kadar giden oyuncak araba gibiyimdir. İşte geri salın. Hazırlan o zaman bak daha beter gireyim mi seni? Ne oldu hayırdır? Şu anda Science and Technology'de dünyada birincisin kardeşim. Çok iyiymiş. Genç... Dünyada birincisin bak as bayrakları as. Chat bayrakları as chat. Dünyada bir numarasın oğlum yani Türkiye falan değil dünyada bir numarasın şu anda. O zaman tüm ecnebilere selam olsun. Dünyada Türkçe SQL Injection Topi Twitch'le number one oldu yani diyorsun. İyiymiş. Aynen. Ama aynen. Bu benim umurumda değil. Eğitime devam ediyoruz. Süremiz az. Hadi bakalım. Aldınız ama SS'leri değil mi? Sızdım. Tweet attım lan fotoğraf çekip tweet attım. Çok iyi. Çok iyi. Bakın şimdi arkadaşlar. Burası yukarıdaki hikaye başka. Bunun altındaki hikaye başka. Yukarısı web sitesinin adresi. Aşağısı da bu adrese giden HTTP request'in sonucunda tetiklenen backend. Tetiklenen backend'de çok basit kod yazacağız. Mesela diyeceğiz ki ID tamam mı? Request diye bir tane sınıfımız olsun. Get dedik. ID tamam mı? Kullanıcıdan ID parametresini aldın. Şuraya tutulmayın. Buranın validation'larına geleceğim sonra. Biz Modos hani bilgisayar programcılığına giriş dersinde hani anlatılan temel veri tabanı ilişkisi hususuna yapıyoruz yani. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben bir tane query çalıştırmak istiyorum. Query'ye de dedim ki select yıldız from haberler ver id eşittir dedim. Aha dedim buraya da artı id'yi koydum. Tamam mı? Ardından bunu çalıştıralım. Diyelim ki result db.query database query kafa karışmasın. Execute diye bir şey olsun. Burada biraz Python tadında ilerliyoruz da şu anda yani bu yazılan kodu takip edebiliyordur herkes diye düşünüyorum gerçekten yani. Db execute query tamam mı? Buradan da bir sonuç dönecek. Diyecek ki if result size'ın sıfırdan büyükse demek ki burada bir veri tabanından veri döndü demek değerli dostlar. O zaman da diyeceksin ki for i in result. Result'ın her birinde dönüyorsun ve ekrana da biz her dönen verinin title'ını yazdırıyoruz. Yaptığımız iş bu. Eğer veri dönmediyse de diyoruz ki print. Hadi Python 3 olsun anasını satayım. Haber yok. Yaptığımız iş çok basit abi. Yani en basit kodu. Tamam mı? Şimdi...
Bazı arkadaşlar kızacaktır. Diyecektir ki şuradan bir exception fırlarsa result oluşmaz. O zaman size objesi gelmez falan. Bunları sonra toparlayacağım. Çünkü bunları toparladığın anda SQL injection'ın, buradaki SQL injection'ın tipi değişiyor. Şimdi bak abi, penetration testlerde biz şu seçtiğim kısmı görmüyoruz abi. Böyle bir kısım yok. Yok agacım, yok yani. Elimizde yok. Bizim elimizde HTTP GET talebi var. Aha bu. Response var. Dönen response'a da yazıyorum. ID'si 1 olan haber MDISEC olsun. Haberin başlığı MDISEC'miş. Tamam mı? Chat'te bir sıkıntı mı var? Botta moderatör falan bir bakındım ama. All caps yazmış da. He. Biraz da biraz daha zoom isteniyor anladığım kadarıyla. Zoom in, view. Al abi, daha da zoom in yaparsan ben göremiyorum. Boş ver. Bu kadar zoom in yeter size. Şunu da biraz yayının ekranının yukarısını alayım. Aha burayı da açtım, devam ediyoruz. Abi bak, ben bunun ikisini de buraya yazdım. Çünkü burada saldırganın bakış açısını anlatacağım. Aşağıda da kod karşılığında neye döndüğünü anlatacağım size. Şimdi sen bunun ID'sini bir yolladığında nasıl bir sorgu oluşuyor dostlar? Aha bak, bunu gel buraya bir diye yaz. Oluşan sorgu bu değil mi? Bu sorgu çalışır mı? Aga az önce öğrendin değil mi? Bak, bu sorgu çalışır. Çalışır. İnanmıyor musun? Tamam. Bak çok da güzel denk geldi. Select yıldız from users'lı buradaki. Where id eşittir 1. Bak geliyor. Geliyor. İlla tırnak içine koymana gerek yok. Veri tabanını select işlemlerini o yüzden yaptım ben size. Şimdi. Abi bak. Ben web sitesine id'yi 1'i gönderdim HTTP request'e. Dönen response bu uzun kompleks ve HTML. API de olabilir. XML response da olabilir. JSON da olabilir. Fark etmez. Dönen response da MDI yazıyor bir yerlerde. Tamam mı? Buralarda şöyle HTML'ler falan olduğunu düşünün. Tamam mı? HTTP response'un body'sinde var bu tür şeyler çünkü. Şimdi ben ilk request'te bu yaşandı değil mi? Tamam. İkinci bir request yolluyorum. Bunu 2 yaptım. ID 2 olacak mı? Olacak. Database'de ID'si 2 olan kayıtta mesela Luniz olsun. Tamam mı? Luniz'i gördüm. Çok iyi. Ben buradayım. Evet. Evet. Oraya mı geleceğim abi? Oraya prepare statement falan, bunların hepsine geleceğim. Hatun'um ne soruyorsun? Ha, teşekkür ederim. Kahve alırım tabii ki ya. Ellerine sağlık. Çay mı kahve mi? Kahve kahve. Gece uzun. Teşekkür ederim. Şimdi üçüncü request şu olacak dostlar. Sen üçüncü request'ı buraya 2-1 yazacaksın. Bu 2-1'e dönecek mi? Dönecek. Demek ki şu iki sorgu arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Az önce gördünüz, veri tabanı 2'den 1'i çıkarıyor. Ben size bunu ispatladım. Demek ki sen burada tekrardan MDISEC göreceksin. Bu ne demek abi biliyor musun? Sen veri tabanında çıkartma işlemi yapabildin demek. Yani yazılımcının tasarlamadığı, plana koymadığı bir çıkartma işlemini sen burada gerçekleştirebilmiş oluyorsun yani. Bu da bizim konumuzu şuna getiriyor. SQL Injection hikayesi iki adamdan oluşur değerli dostlar. İki tane adımı vardır bu işin. Şimdi birinci adım sadece SQL Injection değil. Bu arada tüm security vulnerability'ler, yani tüm güvenlik zafiyetleri için iki tane hikaye vardı. Bir, zafiyetin tespiti, iki, zafiyetin sömürülmesi. Tespit etmeden bir boku sömüremezsin abi. Mümkün değil. O yüzden tespit en önemli konu. Sömürmede bambaşka zorluklar yaşamaya başlayacaksın. O başka bir hikaye. Ama tespit çok önemli. Şimdi tespit elinde kaynak kodu olsa, tamam mı? Hayat çok güzel. Okursun kodu, dersin ki böyle kod mu olur? SQL injection, ama benim elimde kod yok. Hacker'ın da zaten güzelliği bu. O veri tabanının davranışındaki farkların insana kattığı, pentestine kattığı en güzel bakış açısı da bu zaten abi. Sen bu ilk request uygulamanın beklendik davranışı. Hani expected behavior abi. Developer zaten bunun böyle çalışmasını bekliyor. İki diyorsun. Evet, bu da expected behavior, ama sen burada 2-1'i gönderdiğinde burası 2-1'e dönerse veri tabanı bunu çıkartıyor abi. Ve sen tekrardan ekranda MDISEC görüyorsun. Bug bounty'ciler, pentester'lar temelde arkadaşlar SQL injection bulurken kendinize bir referans noktası seçersiniz. Aha bu benim referans noktam abi. Initial point'im. Yani uygulamanın expected behavior'ı. Sen veri tabanına bir işlem yaptırtıp aynı referans noktana dönebiliyorsan planladığın işlem veri tabanında çalıştı anlamına gelir. Disiplin ve yaklaşım böyle olması lazım. Hikaye bu. Şimdi
Tamam, yani buradan gelen hikaye şuna gelmiş oluyor. Sen buradan 2-1 yaptığında anlıyorsun ki veri tabanında çıkartma işlemi yapılabiliyor. Çok güzel. Yani sen buradan sonra ne yazarsan bunun hepsi sorgunun sonuna ekleniyor. O zaman soru şu. Ne yapacağız? Ne yazacağız abi? Blind. Bilmem ne yazacaksın abi. Hani veri tabanına direct access'in var gibi ama senden önce yazılanlardan kurtulamıyorsun abi. Diyorsun ki 1 eşittir 1. Heh, bunları da anlatacağım. Anasını satayım 15 sene önce bir tane adam tırnak or tırnağa bir söyledi. Anasını satayım kimse SQL injection'ın doğasını anlamadan herkes tırnak or tırnak ilerliyor. Yok abi. Temelde şeyi kabul etmen lazım. Her SQL injection vakasında bugüne kadar hangisini gördüysem limitasyonlarını anlaman lazım. Aga şu kısmı değiştiremiyorsun. Bak bu 1'i değiştirirsin de şu seçtiğim kısmı değiştiremiyorsun. Bu select gelecek. Yapacak bir şey yok. Bundan kaçamazsın. Senin arzunsa kendi select sorgunu yazmak, değil mi? Hani yani buraya noktalı virgül koyarım derim ki drop database. Adama sorarlar ki database'in adı ne? Onu da bilmiyorsun. İki drop ettiğinde eline ne geçecek? O yüzden veri tabanının yapısı hakkında bilgi almak için en önemli konu abi senin kendi select sorgunu yazabilmen. Hala id eşittir 1 and 1 eşittir 1 yazanlar boşuna yazmasın. Ben zafiyetin varlığını 2-1 ile yaptım. Hani yani şununla yaptım. 2 aha 2-1. Anladın mı? Ben çıkartma işlemiyle yaptım. Yani o and 1 eşittir 1'lerin hepsi yakalanır abi. Tamam mı? Bir de boşuna zaman kaybı. Çok güzel bir cevap geldi. Subquery yazarız. Aha buraya bir tane subquery yazarım ve böyle girerim diyorsun değil mi? Çok güzel. Akla gelen ilk yaklaşımlardan bir tanesi ama daha güzeli var biliyor musun? Veri tabanında peş peşe select sorgusu çalıştırmak için union diye bir operandın var dost. Kullan bunu. Aynen. Bunu kullan. Çünkü union dedikten sonra sen kendi selectine gidebiliyorsun. Bak buraları ayırıyorum ama bunlar peş peşe olduğunu düşünün. Union dedikten sonra sen kendi selectini yazabiliyorsun. O yüzden her SQL injection logunu gören developer hep union'la karşılaşıyor abi. Çünkü bana ikinci bir select yazma imkanı sunuyor ve kendi from'umu yazabilirim. Yıldız from der devam ederim. Aha soru şu. Nereye devam edeceğim lan? Nereye devam edeceğim? Bir de başka bir sıkıntı daha var. Developerlar aramızdaki ya da konuyu bilen security'ciler diyordur. Abi union'ın bir limitasyonu var. Kolon sayılarının aynı olması lazım bu hikayede diye. Evet. Şimdi şu ana kadar anlatılanları bir web sitesi üzerinden ben size göstereyim. testphp.oneweb.com. Burası bir vulnerable. Bu tür eğitimlerde kullanmak üzere planlanmış bir web sitesi. Posters dediğinde şöyle bir request gidiyor abi. Bu da bu şu anda kategori değeri 1. Tamamız. Ben kategori değerini 2 yaptım ve sayfaları gözümle kıyaslıyorum. Diyorum ki burada bir tane veri gelmiş. Demek ki bu kategori abi zaten hani security'ci bak şöyle bakıyor. Endpoint'in adı list product ise veri tabanındaki products'larla ilgili bir tabloya select sorgusu çalışacak. Bunların da sonucu bana nizami bir şekilde print edilecek ve select sorgusunun yapısını bilmesem de içerisinde kategori kolonuna bir where clause gelmek zorunda. Product'larla kategoriler arasında da genellikle many to many relation olur. O yüzden aslında select sorgusunda bir join var. Join kategori tablosuna gidiyor. Buradaki kategori de kuvvetle muhtemel kategori tablosundaki kategori tablosundaki ID'ye tekabül eder ki daha sonra select join'ler yaptıktan sonra kategori üzerinden limitasyon yapabilirsin. Bak ben bu web sitesinin kodunu bilmiyorum. Aha bak dönen cevapta karşıma çıkmış. Hikayeye böyle bakacaksın. Kıyaslıyorum. ID 1 dediğinde bu sonuç var. ID 2 dediğinde bu sonuç var. Ben peki geldim 2-1 yaptım. Bak URL 2-1 yaptım. Kıyasla sayfaları. Farklılık görüyor musun? Gram farklılık yok. Bu da sana şunu gösteriyor değerli dostum. Bu da sana diyor ki veri tabanında şöyle bir sorgu çalışıyor burada. Hani bizim örnekteki gibi. Ve sen buradan sonra istediğini yazabilir hale geliyorsun. Şimdi ben buradan sonra yazacağım. Bir union select. Tamam ama union'ın bir limitasyonu var. Neydi limitasyon? Abi sağ taraftaki select ile sol taraftaki select'in kolon sayılarının eşit olması lazım. Sen burada biliyor musun haberler tablosunun kolon sayısını? Yok bilmiyorsun. Ya da bu örnekteki sayıyı biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman yöntem şu. Boşluk union boşluk select boşluk 1. Bu kadar. Çünkü hepiniz ve hepiniz öğrendiniz ki değerli dostlar select 1 çalışıyor. Bir tane kolon getiriyor.
Select 1 dediğinde hata alacaksın. Neden? Çünkü hata sana söylüyor ki kolon sayıları farklı. Bak burası çok önemli dostlarım. Burası şu açıdan çok önemli. Bu hatayı görmüyor da olabilirdin abi. Bu hatayı görmüyor da olabilirsin. Mühim olan şey ne biliyor musun? Sen referans noktana dönmedin. Başka bir şey görüyorsun. Bu hatalar kapalı olur. Yani gelirsin şu kod section'ına. Adama burada bir try verirsin. Tamam mı? Dersin ki try. Gel buraya. Accept. Exception as E. Dersin ki pass. Bu tabları, indentation'lara ben takılıyorum biraz. Kusura bakmayın. Aha. Bu hatayı görmezsin artık. Veri tabanından bir syntax hatası döndüğünde hiçbir şey gözükmez. Ama mühim olan şey ne biliyor musun abi? Sen kolon sayını bulamamış durumdasın. Pardon, referans noktana dönememişsin. Bu da şu demek, bu hatanın gitmesi için kolon sayısının eşit olması lazım. Yapacağın şey artıracaksın. Referans noktana dönene kadar artırıyorsun. 7, 8, 9, 10, 11 dediğinde bak referans noktana geri döndün. Şimdi bir iki trikten daha bahsedeceğim ben size burada. İlk trik abi söyleyeceğim. Referans noktana dönerken, şurada artırmayı yaparken abi öncelikle SQL Injection'ın var olduğunu tespit ettim ben. 2-1 işlemiyle SQL Injection'ın var olduğunu tespit ettim. Kafa üstü bodos union select diye girersen, ben 15-16 yıl önce böyle yapıyordum. 167'ye kadar gitmişliğim var abi kolon sayısında. Aynı sayfaya dönemiyorum diye. Oysa ki SQL Injection yok abi. Olmaz. Bu hatalara düşme. Önce zafiyetin varlığını tespit etmen gerekiyor. Yapman gereken şey bu. Order by'a da geleceğim dostlar. Tahmin edersiniz ki onu da biliyorumdur. Şimdi burada ikinci bir trik daha var abi. Referans sayfamın en sonuna iniyorum. Bir de kendi union sorgumu çalıştırdıktan sonra en sona iniyorum. Bir fark var. Görüyor musun? Bak, en son trees verisi gelmiş. Burada da trees var ama onun peşinden 7, 2, 9 geliyor. Ne demek bu? Bu ne demek? Bu 7, 2, 9 nereden geliyor abi? Yaz chat, yaz. 7, 2, 9 nereden geliyor? Siber güvenlik anlatıyoruz. Yayına ortadan giren arkadaşlar. Konumuz SQL Injection ve siber güvenlik. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bak. Gel. Union select 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dediğinde abi, ekranda sen 7 2 ve 9 görüyorsan, senden önceki select sorgusunun 2. 7. ve 9. kolonlarında dönen indisleri uygulama şurada gördüğünüz gibi ekrana yazıyor demektir. Bu da senin için şu anlama geliyor. Sen gider 7'de bir helper fonksiyon çağırırsan, aha örnek olarak da çağıralım. 7'ye gelip versiyon fonksiyonunu çağırırsan, aha versiyon dostlar. Sayfanın en altına girdiğinde 7 yerinde artık versiyonu göreceksin. Veri tabanından veri çıkartmaya başladığın andasın abi. Tamam mı? Şimdi aga ben şu trees'dir, mean'dir bunlar gelmesin istiyorum. Yani bu ne demek biliyor musun? Union'dan önceki select bir sonuç dönmesin abi. Dönmesin. Neden? Çünkü ben ekrandaki gördüğüm veri benim kendi select'imin sonucu olsun istiyorum. O zaman da diyeceksin ki -9999. Böyle bir auto increment ID'li kayıt yoktur. Bu select empty result döner. Bu select de senin sonucunu döner. Uygulamada aşağıda şu kısımda sadece senin SQL sorgunun cevabını yazar. Database'i kendimize aldık hortumla. Doğrudan SQL konsolumuz var gibi. Gittim buraya yazdım -9999, bak ne oldu, tertemiz ortalık, tertemiz. Artık ben buraya mesela versiyon değil database yazarsam da mevcuttaki database'in adını göreceksin. Veri tabanındaki tüm helper function'lar kullanımına hazır ve nazır demek. Bak veri çıkartmaya başladın abi, çiçek gibi. Şimdi soru şu, şundan sonra bir from yazabiliyorum ya ben artık. Şimdi bundan sonra from yazıyorum ya. Ne yazacağım abi? From ne diyeceğim? Users mı diyeceğim? Lan ne? Tablo adı ne? Mesela WordPress'te biliyorsun WP alt çizgi var abi. Ki kurulumda onu değiştirebiliyorsun. Bu prefix'in zaten vakti zamanda getirilmesinin sebebi, iki tane sebebi var. Aynı database ismine sahip farklı uygulamalar, aynı tablo adına sahip farklı uygulamalar aynı database'i kullandıkları zaman collision oluşmasın diye başına prefix ekler framework'lerde. Bunu yapabilirsin. İkincisi de hani
Yani users olsa bile tablo adın başına bir prefix eklediğinde sanki güvenlik sağlıyor gibi algılanıyordu. MySQL 4 zamanlarında bu işe yarıyordu ama 5 ile yaramıyor. Şimdi ben tablo adını bulmam lazım, tamam mı? Information şemadan tablo isimlerini çekeriz önce. Cevap doğru. Ben de sebebini anlatayım. Abi mesela MySQL'in şeyi var değil mi? MySQL Workbench var. Bunu bilirsiniz. Görseller MySQL Workbench. Aha. Veri tabanının credentiallarını verdiğin anda, burası değil la pardon, veri tabanının credentiallarını verdiğin anda sana tüm tablo ve kolon isimlerini getiriyor. Ulan bu nereden biliyor? O da senin gibi credentiallarla bağlandı da MySQL Workbench bu bilgileri nereden alıyor? Dan hareket edeceksin abi. Her veri tabanı sisteminde, ilişkisel her veri tabanı sisteminde o sistemdeki tablo, kolon isimlerini, adlarını barındıran abi bir sistem bilgi tablosu vardır, tamam mı? Bu mesela MySQL, mesela bak bunu şuradan anlayabilirsin. Hatta Google'a soracaksın, diyeceksin ki MySQL list table of, mesela table of database diye sorarsan abi git stack overflow falan yok mu? Bu vatandaş ne yapmış? Show database burada işe yaramaz. Benim derdim o değil. MySQL get column names of table dersen bakalım bundan yakalayacağız mı? Aha. Bak Quora'da biri cevabı vermiş abi. Demiş ki continue reading. Abi sen bu information schema isimli database'deki kolon tablosuna gidersen ve senin tablonun database'inin şemasının adı neyse onu yaz. Tablo adını da buraya yaz. Hani kolon isimlerini dinamik olarak böyle çekebilirsin. MySQL Workbench de aynısını yapıyor. O zaman benim yapacağım şey de abi aynısı olacak. Gel bu örneğe de ki neredeydi lan bizim örnek? Aha burada database yazıyor diyor. O database'i kaldırdım. Geldim buraya dedim ki 7. Gel 7. Geri gel. From. Bak şimdi burada da çok güzel bir trik var. Information schema nokta tables diyorum. Şimdi buradaki nokta notasyonu çok işimize yarıyor. Database application'ın normalde database'e bağlanırken ki konfigürasyonunda bir database ismi var. Tamam mı? O da acquired'miş. Az önce öğrendik. O yüzden select yıldız from tables dersem ben aslında SQL sorgusu acquired'ın içerisinde tables arayacak ve bu benim verimin olduğu yer değil. O yüzden veri tabanlarındaki bu database'in ismini belirtebildiğin nokta notasyonu gerçekten çok işe yarıyor abi. Dedim ki information schema nokta tables. Bana tüm tabloları getirme. Tablo şemasının mevcuttaki database'e eşit olanlarını getir. Database'e istediğin sorguyu run edebiliyorsun. Ardından da 7, 2, 9'dan birini kullanabilirsin. Ben 7'yi kullanacağım. Diyeceğim ki table name. Bunu isterim güzelim. Bak geldi mi tablo isimleri? Artist, cards, catalog, featured. Abi hikaye böyle başlıyor. Users diye bir tane gördüğün gibi burada. Users diye bir tane tablo varmış. Şimdi sen gidip ben users'ın kolonlarını çekmek istiyorum dersen yapacağın şey table names'ten column names'e dön. Şurayı sileyim. Ver. Bu sefer column name'e göre filter yapman lazım. Diyeceksin ki users. Burada tırnaklar varsa ne yapacağız? Char encoding yaparsın. Yani konumuz aslında WAF bypass gibi konular değil arkadaşlar. Table name değil. Buna da diyeceksin ki gene 7'yi kullanacağım. Column name. Gel abi. Column name. Bas enter'a. Bir sıkıntımız çıktı. Column name, information schema, columns var. Column name değil ya. Table name olacak burası. Biz users tablosunun kolonlarını öğrenmek istiyoruz. Bak uname paste gelmeye başladı sana çiçek gibi. Bak oradan yakalamış KC4N6, teşekkür ederim dostum. Bak artık şeyi öğrenmiş oldun. Şundan sonra yapacağın hikaye buraya dönüyorsun. Diyorsun ki from users, tamam mı? Kolon name kısmına da gel uname'i koy. Uname'di sanırım değil mi? Uname ve pass var. Uname'i koy. Bas enter'a test. Username test'miş. Gel bir de pass'i koy. Bak o da testmiş. İşte burada da helper function'lar çok işe yarıyor abi. Concatliyorsun bunu. Diyorsun ki concat uname. Gidiyorsun ortasına da diyorsun ki mdisec. Buraya da bir
böyle bir şey koy. Daha sonra HTML, yani SQL Map böyle çalışıyor. HTML'in içerisinde şu yerleştirdiği placeholder'larla regex'le yakalayıp veriyi sana gösteriyor. Biz şu anda SQL Map nasıl çalışıyor onu anlatıyoruz aslına bakarsan. Bak, gelen veri bu. Sen de bir regex yazarsın. Dersin ki hani şöyle bir regex'le konuyu çözersin. Onu da şuraya yazayım. Hani nokta yıldız grubu al, burası username olsun. Sonra explicit olarak MDI seki tanıtacaksın. Şöyle bir regex yazarsan da programlamatik şekilde bunu böyle çekersin. SQL map olmadan önce ben bu işi böyle yapıyordum dostlar. Buyurun size SQL injection 0'dan 100'e değil, 0'dan 5'e. Daha 5'e yeni geldik. MD5 gibi parolanın hashlendiği durumlar başka bir konu abi. Bizim derdimiz SQL injection password cracking'i eğitim, ya yani bu işte MDISEC channel'ının devamında anlatıyor olacağım abi. Böyle bir SQL injection olsaydı yedirebilir miydi? Chat'ten bir soru gelmiş, diyor ki list product. Abi aslında arkadaş şunu soruyor. Burada HD access'li URL rewrite olsaydı ve deseydi ki ben bunu böyle yapsaydım. Ya da product isimli, ya da işte product, buraya da dedik ki getir. Product isimli controller'ımın getir isimli helper getir isimli metodunun parametresi 1. Olur muydu? Olurdu. Sorgu bu şekilde devam eder. Şimdi arkadaşlar, şu anda size anlattığım SQL Injection'ın tipleri var hepinizin de bildiği gibi. Şu anda size anlattığım SQL Injection'ın Union SQL, Union Select yazıyorum, Union SQLi diye geçiyor. Birinci tipin. Şu ana kadar SQL Injection'ın %15'ini anlattım size abi. Ha, diyeceksin ki veri tabanı başka bir veri tabanı olsaydı information schema yerine ne alacaktık diye. SQL Injection, Google'a gidiyorsun, SQL Injection Wiki yazarsan abi, her veri tabanında bu şeyin, nedir onun adı, DBMS Identification değil de, her veri tabanında bu tablo adının ne olduğunu bilirsin. Mesela MS SQL'de işte SS Object, Oracle'da atıyorum. Her birinde farklı. Şu anda gösterdiğim site doğru bir adresi değil bunun da. Google'dan direkt çıkar diye düşünmüştüm. Sizden çıkar mı? Ya dediğimi anladınız değil mi abi? Hani her veri tabanında MySQL'de information schema da, diğer veri tabanlarında da aynı işi yapan bir durum var. Şeyin, Ness Parker'ın, Ferruh'un yıllar önce yazdığı bir yazı var. Oradan buluruz diye tahmin ediyorum. SQL Injection Cheat Sheet. Table name. Nereden nasıl alırsın kısımları gelmiş. Bulamadım ya ama hikayeyi anladınız değerli dostlar. Bulan chatten su doğrusu ekibi bulup bir link atın ya. Millet faydalansın. Şimdi dostlar, biz sadece Union SQL Injection anlattık. Tamam mı şu ana kadar? Şimdi koda geri dönüyorum abiler. Tamam mı? Buraya try exception'ları falan koymuştum ya. Hani try exception'ı koymadığımız zaman ne oluyor? Bundan bahsedeceğim ben size. Try exception'ları koymadığınız zaman, yani veri tabanında bir syntax hatası olduğunda, ki bizim browse categories'de şöyle, veri tabanında bir syntax hatası oluştuğunda ve sen şöyle bir database'den dönen error'u karşında görebiliyorsan, veri çekmenin güzel bir yöntemi daha var abi. Güzel bir yöntemi daha var. Onu da ben size şöyle anlatabilirim. Şimdi veri tabanında her zaman SQL injection öğreniyorsan, yanında elinin altında bir egzersiz yapacağın ortam bulunsun, tamam mı? Veri tabanında MySQL'in dünyasında, yani SQL injection yapıyorsan zaten tüm yardımcı fonksiyonlar hizmetin de abi. Yani tüm helper fonksiyonları kullanabilirsin. Benim MySQL'de en sevdiğim yardımcı fonksiyonlardan biri abi, extract value diye bir fonksiyon var, tamam mı? Bu adam ne yapıyor derseniz, parametre olarak XML alıp, adam parametre olarak XML'i alıp, bu XML'i parse edip abi, şurada belirttiğim filtre göre değer dönmesini sağlayabiliyorsun. Ulan şimdi bu ne alaka dersen, şöyle güzel bir imkanımız var bizim. Gel abi örneğe. Şimdi şurada adam bana bir hata dönüyor değil mi? Şuraya tırnak koymuşum da ondan kızıyor. Mesela buraya dersem ki Mehmet tırnak Mehmet, ekranda Mehmet yazıyor. Yani benden aldığı input veri tabanına kadar gidiyor. Okey, SQL injection var. Zaten konumuz SQL injection'ın varlığı değil de, bu Mehmet veri tabanındaki error'da da bulunuyor. Hani biraz XSS'e benziyor gibi diyeceksiniz burada. Reflected XSS'e benziyor gibi. Ben şu Mehmet'i dinamik bir şekilde sanki değiştirip de aradığım veri ile buluşturtabilsem de bana veri dönse nasıl olur peşindeyiz. O yüzden de extract
Extract Value benim en sevdiğim helper metotlardan biri. Her veri tabanında da bu işi kullanmana yardımcı olan iş şey var, yardımcı fonksiyon var. Şimdi Extract Value'nun birinci parametresine ben random veririm abi. Yani XML beklerken rastgele bir değer gelecek burada. Hani şunu bir run edeyim, tamam mı, hata dönecek ama ben size öncelikle random ile döndüğünde göstereyim ki kafanızda otursun. Rastgele bir integer abi, XML olmayan bir değer yani yapmaya çalıştım. Rand'dan sonra abi ben dokümantasyona dönüp bakarsan dokümantasyonda senin bir string ifade vermen lazım. Tamam, ben string ifade vereceğim ama concatleme bir şeyleri birleştirmek istiyorum. Tamam mı? Bunun da sebebini anlatacağım. Concatle birleştirdim, geldim buraya 1 yazdım. Şuraya da geldim Mehmet yazdım. Yani buradan ne dönecek biliyor musun? 1 Mehmet aslına bakarsan. Noktalı virgülü koydum, enter'a bastım. Dönen hatada ne yazıyor? XPath syntax error Mehmet. Yani ben sorgunun içerisindeki string bir değeri hatada döndürtmeyi başardım abi. Bunu hatada döndürtmeyi başarınca sana yepyeni bir dünya açılıyor değerli dostum. Ne biliyor musun? Subquery abi. Subquery'yi açtın ya, select, egzersizleri böyle yapın. Select Mehmet de gene aynısı dönecek. Ama select Mehmet değil de bu sefer eğer sen buraya gelip select database dersen database'in mevcut versiyon bilgisini hatada dönüyorsun. Al bunu, al şu extract value'ye kadar olan kısmı. Tamam mı? Copy selection. Gel örneğimizde, tamam mı? Şu birden sonraki kısmı de ki biri de kaldır, bunu koy direkt. Bu sorgu şuna mı dönecek? Bu sorgunun döndüğü yapıyı da aşağı çekiyorum, rahatlıkla görün. Yani ID'nin bir fonksiyondan dönen değere göre karşılaştırmasını yapmak için öncelikle extract value'yu çalıştırmasını force ediyorum. Yani sen şunu da yaparsın abi, end 1 eşittir 1. Aha bak, gerek yok her zaman yani abi. Lazım değil, unutun o endleri orları bence. Lazım olduğu kısımlar da var tabii de. Konuşuruz. Bak şimdi ben buradaki 1'i buradan çıkarttım, bunu yazdım. Bastım enter'a. Şu anda bak ekranda ne yazıyor? Acquired. Bak database ismini, SQL sorgunun sonucunu, veri tabanını force ederek abi dönen hatada karşına çıkarttırarak da veri çıkartabilirsin. Veri tabanı senin elinde. Veri tabanı senin elinde abi. Hikaye bu. Konsolun var gibi düşün yani. Bu da ikinci bir trick. Buna da ne diyorlar biliyor musunuz? Error based SQLi diye geçiyor terminolojide. Şimdi abi gel buraya, tamam mı? Ben şuradaki kodu değiştiriyorum. Gençler toplayın motivasyonunuzu. Bir ara vermemi ister misiniz? 5 dakika muhabbet edelim mi seri? Ben devam ederim. Bir önceki yayın 2 saat 45 dakika sürdü. Bence bir molamız var abi. Var mı? Var var. Okaman döndük ekranına. Yanıyor mu kafalar gençler? Nasıl gidiyor eğitim? Şu ana kadar hoşuna gidenler artı biri bassın. Eski izleyiciler alışkın, artı biri basıyor. Evet. Bir çayları alın gelin abi. Şu anda 21.06, 21.11'de bir daha başlarım. Durmam. Daha önce benden Özgür Yazılım, yani Mustafa Akgül Özgür Yazılım kış kampı ve yaz kampında eğitim alan arkadaşlar burada bilirler. Sınıfa sokup 3 saat SQL injection'ı bu tempoda anlattığım oluyordu yani. Ne kadar yararlı oluyor bilmiyorum ama keyifli oluyor en azından. Acımasızsın. Acımasızım. Abi aynı kısmı bir daha anlatma kısmını yapamam. Onu geriye sayıp yayını daha sonra izlemenizi rica edeceğim. SQL Map'in bulamadığı ama senin bulduğun SQL injection'lar var mı? Var tabii. Luniz'in kanalındaki Verb Suite eğitimini izle, uygulamalı olarak gör abi. Daha sonra ilerleyen zamanlarda yapacağız. Para mara kamp konusunu ayrı bir yayında konuşuruz. Tamamıyla gönüllülük esasıyla ilerleyen Linux Kullanıcılar Derneği'nin bir organizasyonun, rahmetli Akgül Hoca'nın başlattığı bir konu. Onu sonra konuşuruz dostlar. Web güvenliği için kaynak önerebilir misin? Abi internet, her şey var. Şu anlattıklarım yeni bir şey değil. 15 yıldır yazıyor abi. Bu eğitimi ne kadar sürmesi öngörülüyor? 21.59'da biter. 19.59'da başlar, 21.59'da biter abi. Çok büyük bir sıkıntı çıkmadıkça. Hocam neden Twitch, TürkNet Twitch'te hızları sınırlıyor? Neden Twitch? Ne bileyim aga, buraya düştük işte ya. Twitch'e de düşmeyen ne bileyim yani. Twitch'in videos kısmında yayınlar duracak arkadaşlar yani. Şu ana kadar SQL Injection'ın bir %15-20'lik kısmını kotardık.
Devam ediyoruz. Ferruh Hoca kim? Ferruh Mavi Tuna, Nes Parker. Keywordlerim bunlar abi. Şöyle senin sosyal medyaları da bırakıyorum chat'e. Bırakın. Bırak abi tabii. Takibinizi alırız gençler. Teşekkürler mod ekibi. Bu yaptıkların üretici herhangi bir alarm var mı? O kısmı da konuşacağız. Abi çok var. SQL Injection'ı ben 1,5 gün falan anlatıyorum normalde. Yani hani o kadar çok kısım var ki uygulamalarını falan soktuğunda uzuyor gidiyor abi. Hani o yüzden bugün bir fast forward anlatacağım. Belki bir sonraki yayında SQL Injection'ın daha farklı hususlarına da dokunuruz yani. 1-2 yazınca bulunamayan SQL Injection'ları nasıl bulabiliriz? Harika bir soru. Döneceğim abi. 3 dakika sonra oradan başlayacağım. Her zaman 2-1 ile mi çalışıyor kısmı? Bak atladığım bir yerde. Hep anlatırım normalde. Unutmuşum. Puf. 350 kişiyle SQL Injection. Gene bir Türkiye'de değişik bir noktaya vardık yani. Veri tabanları neden information schema gibi DB'lere ihtiyaç duyuyor? Aslında abi anlattım. Yani MySQL Workbench database'e normal bir application gibi bağlanıyor. Çünkü o da bir application ama sana mevcutteki tabloların ne olduğunu göstermesi lazım. Bu bilgilere ihtiyacın var abi, değil mi? O yüzden bu bilgilerin de tutulacak bir yere ihtiyacı var. En basit cevaplardan biri. Hani diğer bir kısmı da performans. O tablolarla ilgili istatistiklerin tutulması lazım yani. O bir zafiyet değil. Information schema bir zafiyet değil yani. Detection kısmı daha önemli. Abi ömrü yetmiyor ki. Neye yetişeceğim bilmiyorum yani. Hani detection'dan çok bahsedebilir miyim? Soru işareti. Mesela bir web application firewall konuşmaya başlasak ya da database proxy ile de tespit edebilirsin abi. Veri tabanına giden tüm sorguları tek bir yerden proxyleyip hani sorguları login yapman lazım zaten yani. Çünkü bir SQL injection'da hacker veri çaldı mı hangi sorguları çalıştırdığını göremiyorsun. O yüzden database'de prod ortamda SQL'e giden SQL sorguları loglanmalı. Büyük ölçek kurumlarda en azından bu must yani. Olması gereken bir şey. Sitelerinize sahip çıkın artık. Karantina boyunca biz buradayız. Bahsedelim abi. Vallahi elimden geldiğince ben de bahsedeceğim. 21-11 demiştim değil mi? Yalan söyledim. Geri dönüyoruz. Hadi bakalım eğitim ekranına. Devam. Şimdi dostlar, buradaki şu kısım tüm hikayeyi belirleyen noktalardan biri şurası değil mi? Yani bak burası sorgu yapısı şöyle bir şey de olabilirdi. Tek tırnak artı ID, tamam mı? Çift tırnağa koy, tek tırnağa koy, kapat. Yani bak böyle bir şey de olabilirdi değil mi? Developer'ın bu sorguyu nasıl yazdığı fark etmiyor. Niye fark etmiyor biliyor musun? Bak select 1 bu sonucu dönüyor. Tek tırnaklarla 1 bu sonucu dönüyor. Çift tırnaklarla 1 yaz aynı sonucu dönüyor. Abi git bunu where in clause yazar gibi yaz aynı sonucu dönüyor. Bunu böyle yaz aynı sonucu dönüyor. Bunu da gel böyle yaz gene aynı sonucu dönüyor. Yani sen kodu bilmediğin için developer'ın burada neyi nasıl yazdığını bilmiyorsun. O yüzden yukarıdaki örneğe gelirsen abi. Buraları biraz yok etmişiz ama şurayı 1 yaptım tekrardan. Haberler ver ID'yi 1 dedin ama aşağıdaki kodu değiştirdim. Artık buradaki 1 böyle. Sen 2-1 dediğinde referans noktana dönmeyeceksin. MDISEC görmeyeceksin. Çünkü 2-1'e veri tabanı 2-1 diye bakıyor. Ben bunları size öğrettim. Haber yok göreceksin. Referans noktana dönmeyince de SQL Injection'ı kaçırmış olacaksın. Şimdi o tırnak or tırnaklar nereden geliyor biliyor musun? Sen şuraya gelip tırnak and tırnak 1 eşittir 1 tırnak koyarsan bak sonda tırnak yok, tamam mı? Bunu aldığında bu sorgunun burasına oturduğu an itibariyle ID'si 1 olan ve 1'in 1'e eşit olduğu durum diyorsun. 1-1'e eşit olduğu için aslında sadece ID 1'e bakar veri tabanı, gene MDI8'i görüyorsun. İkinci request'te de burayı 2 yaptığın için haber yok göreceksin. Bak veri tabanının davranış analizi de çıkartmış olabiliyorsun. İnsanlar OR kullanmayı çok seviyorlar da burada delayed sorgusu olsaydı tabloyu uçuracaksın OR yazarsan bir veriyi silme operandında. Bu OR kullanmak amatörlük abi. Spesifik atıyorum authentication bypassları yürümüyorsun SQL injection aracılığıyla. Ne yaptığına emin değilsen OR kullanma abi. Prod ortamda hani SQL injection varsa patlatırsın hikayeyi. Gerçekten patlar. Ya da mesela bak bunu şöyle yazarsın. 1 eşittir 1 dersin. Ondan sonra dersin ki bir tane comment out koyarsın. Bak bu gene iş yapar. Çünkü biliyorsun ki tırnaksız da birin biri veri tabanında işe aldığını görüyorsun yani. Hatta ben SQL Injection'da hocam endler orlar işte web application firewall kafamıza vuruyor nasıl test edeceğim dersen 2-1 yap abi. 2-1 ne dönüyordu? Hatırla bu örneği. Ne dönüyordu 2-1? 3 dönüyordu değil mi? Tamam. O zaman git 2-1'de ID'si 3 olan Lunis değil sallıyorum işte Invictus olsun. Tamam mı? 3 olan. Gel bir de 3'e böyle bak. İkisinde de Invictus'u mu görüyorsun? Aynı.
İlla çıkartma yapacak değilsin abi. İlla entler, orlar kullanacak değilsin. İki üstü bir Ahmet Güler bir değil. Üç abi. Veri tabanı üstsel işlem yapmaz abi. Exor operandıdır o. Deyip buradan da selam vereyim sana. Şimdi bu davranış çok önemli. Hatta yeri gelecek senin inputların abi senin karşında şöyle kısımlarda karşına çıkacak. Ver in. Anladın mı? Bak ver in olduğu zaman da senin sorgudan kaçman için şunu kullanman gerekiyor. Diyorsun ki Union Select'e gidiyorsun ve comment out'u koyma sebebin bu iş puzzle gibi abi. Bak koyduğun anda sol taraftaki sorgu çalışır, sağ taraftaki string de çalışır. Şu syntax error vermesin diye comment out etmiş olursun. Dön dolaş kulağını nereden tutarsan tut temel disiplini bil veri tabanının. Bu fikirleri kafanda barındırarak SQL injection ara. Bu tüm case'leri bu şekilde araman yanlış. Günün en sonunda ben en az test ile en güzel SQL injection nasıl bulunur onu anlatacağım. Hatta günün sonunda kalmıyorum anasını satayım. Gel abi gel. Anlatayım sana. Bu mesela böyleydi değil mi? Hani bu bir dönüyordu değil mi? Ya da MDISEC haberin dönüyordu değil mi? Sen sonra geldin bir tırnak koydun. Tırnak koyduğun için SQL'in yapısı bozulduğundan bak konsol seni tamamlamıyor. Veri tabanında da ya yani uygulamada sana ekranda hata vermiş oluyor. Bizi bir sal. Aha saldı. Güzel. Şimdi sen saldırı kodu olarak bir tırnak değil de tırnaktan sonra bir tırnak daha koyarsan tamam mı abi? Tırnak tırnakı escape eder. Sonuç 1 gelir. Şimdi bunun hepinizin size what the fuck demesi lazım abi. Tamam mı? Neden what the fuck biliyor musun? Çünkü sen aslında veri tabanında ID'si 1 tırnağa eşit olanı aratıyorsun gibi bir durum oluşuyor. Ama veri tabanı buradaki integer'ı birleştiriyor. Çok basit trikler ile SQL injection'ın varlığı da true false oynayarak böyle de tespit edebilirsin. End orada ihtiyacın yok bence günün sonunda. Şimdi dön gel. Error based'i anlattım. Bak abi zamanımız yetmeyecek. Şimdi bu sorguda hata şu sorguyu da eski haline çevireyim de bildiğimiz kısımdan ilerleyelim. ID. Şimdi eğer şu kodu bak buraya dikkatli bak. Şu kodu değiştireceğim. Diyeceğim ki print haber var. Ne değişti abi? Ne değişti dostum? Ne değişti? Abi ben sana söyleyeyim tüm dünya değişti. Neden biliyor musun? Select sorgusunun sonucunu uygulama ekrana yazmıyor. Yani gel şuradan anlatayım ben sana. Browse kategori izlediğinde SQL sorgusunun sonucunu görüyorsun abi. Anladın mı? Ama sorguyu görmeyeceksin artık burada. Sorgunun sonucu yok. Yani sen mesela gelip burada 1 dediğinde çalışan sorguyu al. Tamam mı? ID eşittir 1 dediğinde şu oluyordu değil mi abicim? Ne görüyordun ekranda? MDISEC görüyordun. Sen şimdi bunu alıp 2-1 yaptığında da ekranda artık MDISEC değil, ikisinde de haber var göreceksin. Haber var. 5 yaparsan da haber var göreceksin. Yani ne dersen de haber var görmeye başlıyorsun. Veri yok abi. Şimdi buradan nasıl veri çıkartacaksın? Nasıl veri çıkartacaksın? Ya bu SQL injection var mı? Var abi. Kendi sorgunu yazıyor musun? Evet yazıyorsun. Gel buraya yaz işte Union Select 1-2-3 falan da. Hani sorgunun sonucunu uygulama sana vermeyecek. Ya. O yüzden buradan veriyi çıkartmanın daha tatlı bir yöntemi var dostlar. Bak şimdi. Şimdi dikkatli dinleyin. Bilenler zaten bu kısmı biliyordur da. Bak şimdi end'in nerede işe yaradığına bakın. End 1 eşittir 1 desem. Şunu herkes anlamıştır. Yani şuraya yazıp bir daha gelip aşağıya kopyalamayayım yani. Bu bizim payloadımız, saldırı kodumuz. 1 eşittir 1 desem ekranda ne görürsün abi? Herkes bir yazsın. Şu şekilde yazıp göndersem gıcık olmuş. End'e bir gıcık olmuşsun abi diyen var da. End'i kullanarak yapacağım. Şimdi ne görürsün? Haber var görürsün değil mi? Çünkü neden abicim? SQL ile şu iki sorgunun arasında hiçbir fark yok. Evet. Peki tamam. Sen şuradaki biri kaldırıp subselect yazabilir misin? Şöyle bir şey. Bak bunu da aldım. Bunun arasında bir fark var mı? Sonuç olarak. Hiçbir fark yok. Ama bak subselect yazmaya başlıyorsun. Değil mi? Ve aslında burada true false oynuyorsun. Sen buraya gelip 2 dersen atıyorum. 2 dediğin an itibariyle ekranda göreceğin şey haber yok olur. Çünkü 1-2'ye eşit değildir abi.
Tamam mı? Bak şimdi. Bu şu karakteri 1 ile 2 arasında değiştirerek gördüğün data değişiyor. Referans noktan değişiyor. O yüzden trik şu arkadaşlar. Veri tabanında substring diye bir helper fonksiyon var. İndim aşağı. Bunu da attım aşağıya. Substring 3 tane parametre alır. 1, 2, aşağısı da 3. Birinci parametre nedir biliyor musunuz? String ifade. Mehmet. İkinci parametre nedir biliyor musunuz? Hangi karakterden? Üçüncü parametre hangi karaktere kadar keseceğidir. Şuradaki substring şu anda ne dönüyor arkadaşlar? Şuradan dönen değer ne? Sorgunun bu kısmı ne dönüyor sana? M dönüyor değil mi? Tamam, çok güzel. Harika. M dönüyor. Peki. Harika. Şurayı düzgün yazamamışım. Peki ben bunu bir subselect yazıp burayı dinamik hale getirebilir miyim? Getiririm. Şu ikisi arasında hiçbir fark yok. Bu da M döner. Ama ben burada mal gibi bildiğim kelimeyi yazmaktansa, bildiğim string'i yazmaktansa aradığım şeyi yazayım. Table name from, birazcık zoom in yazın. Information schema.tables where, aşağı iniyorum. Where table schema'nın database'e eşit olanlarını getir dediğinde şurada 10 tane tablo adı döner, tamam mı? 10 tane tablo adı yazıyorum işte. Articles ya da hatta users'tan başlayayım anasını satayım. Users, articles diye tablolar dönecek. Şimdi bu bir sıkıntı. Şu kısmın bir array dönmemesi lazım. Bu kısım string olmalı. Çünkü bu hangisini böleceğini bilemez. O yüzden abi diyorsun ki limit 1,1. Bu da bu yüzden var. Bak şimdi bu satır select'in ilkini döner. Yani burası sana ne dönüyor aga? Unutma, users dönüyor. Değil mi? Şu ana kadar anlaşıldı mı chat? Bekliyorum. Tamam, harikasınız. Anlayan bir iki arkadaş yazmış. Süper, bayağı iyiler geliyor. Harika. Şimdi burası sana neyi dönüyor? Users'ı dönüyor değil mi? Abi bak unutma, ben users'ı normalde bilmiyorum. Tamam mı? Users'ı sadece ben size anlatmak için users olduğu üzerinden anlatıyorum. Şimdi bak buraya da geldi ki A. Buradan ne dönüyor? Users. Buradan ne dönüyor? U. U A'ya eşit mi? Değil. Ekranda ne görürsün? Yaz chat. Ekranda ne görürsün? Ekranda ne görürsün? Al sana ipucu. Heh, aynen, haber yok görürsün abi. Çok güzel. O zaman gel. O zaman gel abi, tamam mı? B'de haber yok, haber yok, haber yok, 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 yok. U'yu koyduğun anda sen ekranda ne görürsün? Haber var. Bu ne demek biliyor musun? Bu veri tabanındaki ilk tablo adını buldun, U'yu. Yaz kenara. U'yu yazdın mı kenara? Çok iyi abi. Sonra limite gitmeyeceksin abicim. Sonra şunu 2 yapacaksın. Yani diyeceksin ki bana sadece ikinci karakterden başlayıp bir karakter getir. Yani S'yi getir. Burayı da başa çeviriyorsun. Haber yok. Yok, 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 yok. Haber var. Buldun mu ikinci karakteri? S. Veri tabanı sana SQL sorgusunun sonucunu vermese bile sen dışarıya veri çıkartabiliyorsun kardeş. Veriyi görmüyorsun ama uygulamanın davranışından dışarıya bir şey çıkartabiliyorsun. Bak, hiç kodu bilmeden hackerların SQL injection'ı bulup database'inizi dump etme yöntemi bu. Havicimiz SQL map'miş. Açın abi SQL map'e V5 parametresini ver, giden payload'lara bak, şerefsizim ki benzerini göreceksin. Ha, onu da söyleyeyim. SQL map'in development'ında yaptığım için bir süredir abi. String yerine substring yerine ord mid gibi ifadeler göreceksin. Daha kısa fonksiyonlar ama aynı halt. Şimdi sıkıntı şu. Bunu bitirdin, buldun users'ı, ikinciye geçmen lazım. Bak bunu başa resetleyeceksin, bunu da 2'ye çevireceksin. Ulan hepiniz programlama biliyorsunuz. İç içe 2 tane for görüyorum ben burada, değil mi? Bak hikaye ona geldi. Ama sıkıntı şu, bak şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Gel goy goy ekranı. Az da bana bak. Sıkıntı şu. Alfabe, İngiliz alfabesini al elinde, A'dan Z'ye kadar, W'ye kadar 26 tane küçük harf var. 26 tane büyük harf var. Etti mi sana 52? 10 tane rakam var. 62. 8 tane de özel karakteri koy, 70 abi.
Sen çok şanssız bir adamsan, yani ben gibi bir şanssızlığın varsa güvenlik testlerinde, sırf bir karakteri bulmak için 70 tane HTTP request'i yollaman lazım abi. Hadi bunu bana hızlandır chat. Bunu nasıl hızlandıracağız? Paralel programlama, AWS'ten açarım. Bunlarla ilgilenmiyorum abi. SQL sorgusunda yapacağınız manipülasyonlarla bunu çözmeniz lazım. Bakman gereken şey şu. Seni yavaşlatan bu aga, bu. Tamam mı? Şundan bir kurtulsan, yani sürekli eline bir şey alıyorsun, bir şeye eşit mi diye bakıyorsun. Bundan bir kurtulabilsen hızlanacaksın. Onu da abi şuradan yaparsın. Eski diye bir helper function daha var. Onun da substring'i de onun içine gömdüm. Şimdi şurayı 1 yapıyorum. Burası ne dönüyor abim? Users. Burası ne dönüyor? U. Burası ne dönüyor? U'nun ASCII karşılığı. U'nun ASCII karşılığı ne? Google ASCII table. Görseller. Bak internetten nasıl bakacağını da söylüyoruz. Tüm hizmet var bizde. Gel abi, küçük U'nun ASCII karşılığı 117'ymiş. Şimdi bak bu tabloya. 32 ile 127 aralığında bir değer olabilir değil mi bu kısım? 32 ile 127, yani 159 ediyor. Bunu aklına tut. Birazdan lazım olacak. Sen şuraya gelip büyüktür 32 artı, pardon, 32 artı 129 dediğinde, ki bunu da yuvarla abi, 160 de. 160'ı böl 2'ye 80 de, tamam mı? Şimdi sen şuradaki integer değeri arıyorsun ya aslında. 117 80'den büyük mü chat? Bana bunu söyle. 117 80'den büyük mü aga? Söyle. Büyük. Peki ne göreceksin ekranda abi? Büyükse ne göreceksin? Haber var görürsün değil mi? Bu sana ne demek oluyor biliyor musun? 32 ile 80 aralığındaki bunları tek tek denemekten kurtuldun. 0 mı 1 mi 2 mi 3 mü diye bakmayacaksın artık. Artık 80'den sonraki bir değer olduğunu anlıyorsun. Yani öküz gibi hızlanıyor. Binary search bunun adı. 0 ile 100 arasında aklımdan bir sayı tuttum. Hadi bil dediğinde karşındaki arkadaşın sana 30 diyorsa arkadaşlığını kes. Tamam mı? Aritmatik ortalama alması lazım yani. 50 diyecek. Sen de çık yukarı diyeceksin. 51 diyorsa gene kes arkadaşlığını. 75 demesi lazım. İlkokulda öğrendiğimiz oyunun abi 2020 yılındaki SQL injection tekniğinde kullanımı demek bu yani. Yani yapacak bir şey yok. Ulan keşke bunu chatten sorsaydım. 51 diyene banlardık ya. Emirhan çok üzgün şu anda. Ay ay. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? 6 32'den 80'e çek. 80 artı 127 işte neyse yani hani, tamam mı? Ne yapıyor arkadaşlar? 207. Yukarı yuvarlamıştık, gene yukarıya yuvarlıyorsun. Kaç yapar? 208 bölü 2'ye 104. 104 nerede? Burada. Tamam mı? Sen şimdi geleceksin buraya, diyeceksin ki 104. Ne görürsün ekranda? Haber var. Bak 2 HTTP request'i ile sen şuradaki tüm olasılıkları 107'ye kadar elemiş oldun. Bunları tek tek deneyecektin. İşte bu şekilde abi tek tek veri tabanındaki tablo isimlerini, sonra az önce öğrendiğiniz kısma geliyorsun. Buraya columns diyorsun. Buraya diyorsun ki table name. Buraya da diyorsun ki users. Buraya da diyorsun ki column name. Her şeyi başa sarıyorsun. Diyorsun ki users'ın kolonu neymiş? Başa dön. Hikaye bu. Bu tekniğin adı da abicim Boolean based SQLi. Ya da işte bu terminoloji biraz bu konuda karışık. Terminoloji kavgasına girmeyelim de blind SQLi, Boolean based SQLi diye düşünebilirsiniz yani. Normalde hani şöyle düşünenler de var bunu. Blind SQLi sanki bir kategori tipi, bunun altında başka şeyler var da baktığın açıya göre doğru hani. Ama ben extra specific boolean based, bu ayrım mühim değil. Mühim olan şey abi, sen bir olayla karşılaştıkça analiz ederek SQL injection'ı buluyor olman hikayesi yani. Bak mevzu böyle ilerliyor. Şimdi aga ben bu kodu değiştireceğim ya, hazır mısınız? Ben bu kodu bir daha değiştireceğim. Ben burayı da sildim anasını satayım. Dedim ki print MDISEC. Aha bir de gülen surat. Hadi bakalım. Bunu da sildim anasını satayım. Sildim. Ne değişti? Sen veri tabanında
aradığın değeri bulsan da bulamasan da adam sana her zaman MDI sek diyor. Ne yapacaksın? Üzgün oldu, öyle bir dünya yok. Özür dilerim. Ne yapacaksın şimdi? Bak chat yıkılıyor time base diye. Ya bak abi ne yaparsın biliyor musun? Bu sefer şuradaki logiyi al. Tamam mı? Ben size bunu şuradan anlatayım. Bak. Gel buraya. Şu sorguyu hatırlıyorsunuz değil mi? ID'si 1 olan değeri getiriyordu. Bak şimdi ben buraya if yazabilir miyim böyle sorguda? Yazarsın aga, yazarsın. If'in 3 tane parametresi var. 2 tane virgül koyuyorsun yani. Birinci parametre condition değil mi? 1-1'e eşit ise, 1-4 değilse 0 dön. Şurası ne dönecek chat? Chat söyle chat. Burası ne dönecek? 1. Üstteki sorgudan hiçbir farkı yok değil mi? Ama bak true false'u yani uygulama tarafında bulunan, normalde uygulamada tamam mı şurada bulunan true false vardı ya. Aha. Bunu ben alıp SQL sorgusunun içerisine yedirdim. Print MDISEC. Ben bunu buradan aldım. SQL sorgusunun içine yedirdim işte. Yaptığım bu oldu. Çünkü bu bana az önceki öğrendiğiniz hikayeyi şurada tekrardan uygulama fırsatı verecek. Çalışırsan eğer. Konsoldan çıkmışım fark etmeden. Özür dilerim. Use test. Aha. Bak şimdi. Chat iyi izle. Vaziyet al chat. Burası karışacak. Büyüktür. Ya da eşittir ile yapayım da daha sonra bakarız. Vaziyet al. Diyorum ki eğer ben birazdan burada ASCII ile pardon ASCII değil substring ile ilerleyeyim. Substring ile bölme işlemi yapacağım değil mi? Eğer aradığım değeri bulduğumda bir dönmesin. Çünkü sorgu dönse bile bana sorgunun sonucu yazılmıyor. O yüzden abi sleep dönsün. Eğer sen buna sleep'i bu şekilde verirsen bu ne anlama geliyor chat biliyor musun? Gözle verelim gel. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bilgisayarın browser'dan HTTP request çıktı. Evindeki router'dan geçti gitti. Kurumun reverse proxy, kurumun firewall'undan geçti. Load balancer'dan döndü. Aradaki API gateway'e geldi. Arka taraftaki application server'ın controller'ına geldi. Controller bunu aldı. Servise verdi. Servis gitti. Data katmanından SQL sorgusunu oluşturdu. Veri tabanına gönderdi. Veri tabanı o sleep 5 diyene kadar şu ana kadar saydığım herkes bekleyecek. Bekleyecek mecbur senin browser'ın da bekleyecek. Veri tabanının 5 saniye uyuması lazım abi. Yani senin referans noktan request ile response'un arasındaki saniye farkı 5'ten fazlaysa aradığın değeri buldun demek. Hikaye bu anlama geliyor. O yüzden buraya sleep koyuyorsun. Az önce öğrendiğin tekniği de bu tarafa oturtursan neyin substring'ini bak burayı 1-1 dediğini unutma. Bir daha substring'e böleceksin. Bir daha subselect yazacaksın. Select table name diye devam ediyordu hatırlarsanız. Burayı çok uzun yazıp kafanızı karıştırmayayım. Buraya diyeyim ki Ahmet. Bas enter'a. Abi ekrana vermedin. Aa pardon. Ayda. Dur dur dur. Sizi unuttum gençler. Kusura bakmayın. Ay ay. Ya burayı iyice karıştırmayayım kafanızı. Şuradaki condition'ları yapacaksın ya. Bak veri tabanı 5 saniye bekliyor. Doset, server'daki herkesi mi bekliyor? Hayır. Bu SQL sorgusu için bekliyor. Veri tabanları eş zamanlı, veri tabanı sistemleri eş zamanlı birden fazla SQL sorgusu çalıştırabilir abi. Ama bu 5 saniye uyuma resource tutuyor abi. Neyin resource'unu tutuyor dersen uzun hikaye. Ama bak uzun sürüyor anladın mı? 5 saniye uyutturuyorsun adamı. Eğer 1-2 eşit olmasaydı direkt sonuç dönecekti. Bunun da adı değerli dostlarım. Onu da hadi şuradan devam edeyim ya da anasını satayım ya. Al işte ben de böyle anlatacağım. Çok önemli değil. Bunun da adı time based SQLi. Tamam mı? Niye 20 saniye bekledi? Hiçbir fikrim yok. Bu kısımda da beklemedi. 1 saniye desem 1-2 eşit değil. Şimdi 4 saniye bekledi. İyi güzel. Değişikmiş. Ben de bunu ilk defa görüyorum. Peki şöyle bir şey yapsak. Tabloyla ilişiğini kessem. Tabloyla ilişiğini kesince 1 saniye uyuyor. Tablonun içerisine koyduğun zaman da başka bir rekürsif bir şey çağırıyor demek ki.
Ondan da şöyle kurtulabilirsin. Dersin ki and id eşittir 1, 1 eşittir if. Ya şuradaki id 1'e eşitmiş, andmiş bunlar umurunda değil. Senin derdin şu if'in çalışması olduğu için sadece abi. Böyle çözersin bunu diye düşünüyorum. Bak. End'i koymayıp direkt id'ye verdiğinde MySQL şaşırıyor. Sebebini bilmiyorum dostlarım. Gerçekten bilmiyorum. Ha 4 tane sorgu var. O yüzden 5x4 çalıştı. Gezdiği bak işte developer dostlarım da burada ya. Günü kurtarıyorlar bak. Çok güzel bir şey öğrenmiş oldum ben de. Ellerinize sağlık. Bak çok çok güzel. Ben hiç bunu düşünmemiştim. Her entry için çalışıyor ve 5 saniye bekliyor. Adam bak işte pro ortamında bu sorgular niye yavaş deyip tamam mı? Bu işin peşine düşen vatandaş öğrenmiş bazı şeyleri. Ve gelip burada güvenlikçilere anlatıyor abi işte. Mükemmel bir şey. Çok teşekkür ederim. Not Validated'ın ismini görüyorum ama benzer şeyi söyleyen herkese de çok teşekkür ederim dostlar. Ben de bir şey öğrendim bugün. Çok teşekkür ederim. Bunun da adı... Çıkabileceğiz mi bu ekrandan? Hah çıktı. Bunun da adı Time-Based SQLi. Şimdi koda dönüyorum. Ben bu kodda bir şey daha sileceğim. De iyice yakayım mı beyinleri diye çekiniyorum. Çok fazla vakit kalmadı. onu da bir sonraki eğitimde yaparım herhalde. Şimdi ya ben burayı silerim abi. Tamam mı? Ben burayı sileyim anasını satayım. Sildim. Hah. Sildim lan sildim. Devam ke yazanlara kalbim kırılıyor. Sildim lan. Dedim ki bak böyle bir kod burada bu yapıda olmaz ama siz hepiniz anlarsınız. Dedim ki nasıl bir isim versem çok rahat anlarsınız. Dedim ki RabbitMQ push task. Task'ının değeri, task'ın ID'si. Report generate. Buna da ID dedim. Tamam mı? Dedim ki print selam. Hadi. Ne olduğunu anlıyor musunuz? Ne olduğunu anlayanlar yazsın chat'e. Olayın tadı kaçtı. Oldu o zaman. Ben gidiyorum diyen var. Kendimi mal gibi hissettim diyen. RC yok Nurman. Sal ya. Yok remote code execution ya. Second order da değil. Rastgele ID oluşturuyor. ID'yi user'dan alıyorum. Ama RabbitMQ'da şöyle bir Q'm var benim. Oraya bir ID yolladım. Hadi bakalım. Abi hikaye async'e döndü. Tamam mı? Neden biliyor musun? Web uygulaması RabbitMQ isimli bir servise gitti. Senden aldığı değeri push etti. Tamam mı? Gel buraya. Senden aldığı değeri, senden ID'yi alıyor. İçerideki bir tane key value'yu in memory servisine yazıyor. İçeride de kurumun içinde de başka bir uygulama var hiç görmediğin. Bu queue'ye basılan integer'ları toplayıp SQL sorgularında kullanarak bir rapor üretiyor. Vaka bu. Sen artık sleep'i koysan bile uygulama uyumayacak abi. Çünkü SQL injection senin konuştuğun uygulamada yok. O uygulama senden veriyi alıp başka bir yapıya gönderiyor. Bu da bir SQL injection mı? Evet, nasıl tespit edeceksin? Karın ağrısı etmesi. Karın ağrısı gerçekten etmesi. Ama bunun da tespit yöntemi olarak bu tabii ki de gene veriyi görmediğin için hani Boolean Base'de mi koyarız bilmiyorum ama bunun da adı out of band SQLi diye geçiyor. Bir adet örneğiyle anlatacağım size. Gene mi unuttum? Gelin lan gelin. Gelin lan buraya. Hiçbir şey anlatmadım özel. Gelin lan. Sabon'la eğitim yapacağım derken MDI'onla eğitime döndük anasını satayım. Benim aslan gibi sudoers moderatörlerim var ya. Beni yakalıyorlar anında. Şunu gördünüz mü lan? Gençler. Koptuk gidiyoruz. Admin'onla eğitim. Yatağa yatmışım tavana bakıp anlatıyorum kendimi. RabbitMQ'dan evet, giderse abi, böyle olur diye. O son kısım sadece. Tamam, okey. 5 saniyelik olsun. Aynen, aynen. Bu da şu anlama geliyor abi. Bunun da literatürdeki adı out of band SQLi. Out of band SQLi ile bunu tespit etmek gerçekten kolay bir yapı değil, zor bir yapı. Ben size bir tane örneğini anlatacağım. Bu kod burada çalışmaz. Windows spesifiğinde anlatacağım, tamam mı? Şöyle bir örnek abi. Select Mehmet dediğinde into outfile deyip tmp'nin içerisinde text.txt dersen bu sorgunun sonucu tmp'nin içinde şuradan daha rahat gösteririm. cat tmp'nin içerisinde text.txt olarak yazılır.
Tamam mı? Güzel. Veri tabanının bir diğer feature'ı. Zaten veri tabanı ile uygulama sunucusunu aynı makineye deploy ettiğinde, adam SQL injection bulduğunda zaten gelip sana şunu yapıyor. Diyor ki hani var www html işte dur hepinizin çok hoşuna gidecek c99.php, tamam mı? Bak buraya da geliyor, diyor ki hani bak böyle de çalışır, daha güzel olur. Sistem diyor başına et koyuyor error çıkmasın diye. SQL injection'la backdoor yerleştirme. Ah. Hikaye böyle çalışıyor. Bastım enter'a. Bir error, bir yerde syntax hatası yapmışız. Neyse bak şimdi dinle. Dinle abi. Into out file'ın yaptığı iş ne? Diske bir veri yazması değil mi? Tamam mı? Çok güzel. Şimdi Windows'un bir tane özelliği var abi. O da şu. Gel /// koy. De ki hacker.mdisec.com/a. Windows'a sen bana böyle bir kaynağı ver derse MySQL, Windows ne yapar? Bilen chat'e yazsın abi. Windows ne yapar abi? Windows'a ben böyle bir protokolle erişmek istiyorum der. Samba bağlanır. Samba protokolüyle şu domainin 445'ine gitmeye çalışacak. Bu domaini çözmesi lazım değil mi? O yüzden veri tabanı işletim sisteminden bu kaynağı istediğinde Windows işletim sistemi üzerindeki DNS sunucuya gidip hacker.mdisec.com'u soracak değil mi abi? O yüzden sen gelir bunun subdomainine az önce öğrendiğin triklerle, tamam mı? Subselect'te dersen ki select atıyorum Mehmet. mdisec.com'un DNS sunucusunda böyle 5-10 saniye sonra bir zaman diliminde mehmet.mdisec.com için DNS sorgusu görürsün. Bak DNS üzerinden data exfiltration, SQL injection aracılığıyla. Sen saldırı kodunu bu paternde yaz, tamam mı? Parametre olarak gönder, arkadaki cron job mıdır nedir ne halttır artık. Hani o datayı alıp işlettiğinde sen DNS'de bunu göreceksin abi. Tabii ki de mal gibi select Mehmet buraya deme abi. Burada yapman gereken hikaye select table name vesaire deyip kendi SQL sorgunu çalıştırman. Kurumsal ağlarda bu hikaye nasıl oluyor derseniz. Onu da şöyle anlatayım ben size. Kurumsal ağlarda abi genellikle hikaye şöyle olur. Bu abi kurumun DMZ adı verilen network'üdür, tamam mı? Burada bir tane F5 vardır genellikle. Senin HTTP request'in buradan gelir buraya. Burada da bir tane app server vardır. Tamam mı? Burada da bir tane... Ulan ne kadar çirkin ya. Burada da bir tane DB vardır. Senin F5'ın request'i app server'a verir. Bu da gider database'e SQL sorgusu olarak çalıştıracak. Değil mi? Hani hatta bizim örneğimizde son kısmı geri alıyorum. Hani app... Buraya datayı push ediyor. Bu istediği zaman DB'ye gidiyor. Tamam mı? Şimdi burada abi değerli dostlar şu makinelerin, database'in, app server'ın bu adamın internete çıkışı olmaz. DNS talebi çıkamaz. Samba protokolü dışarıya çıkamaz abi. Tamam mı? Dışarıya buradan çıkabilecek bir tane adam var. Tek bir tane adam. Aha o da DNS server. Bu DNS server dış dünyaya gidip DNS talebi %90 9 sorabiliyordur. Bir tek o soruyordur zaten yani. O nedenle sen gidip işletim sistemine bana mehmet.mdisec.com'u getir dediğinde veri tabanı işletim sisteminden bu kaynağı ister. Buradaki işletim sistemi de kendi üzerinde set edilmiş DNS sunucu olan buna sorar. Bu adam da dışarıya çıkar. Bu da interneti dolaşır. Tamam mı? Bu da interneti dolaşır root DNS'leri gezer. Senin name server'ına gelir. Sen de name server'ının loglarında çıkartmak istediğin veriyi görürsün abi. Hikaye de böyle çalışıyor. Anlaşıldı mı? Bootid hala injection'lar yiyor mu? Prepare statement'lar. Tamam, aynen. O topiği de konuşacağız. Zaten kısmın o kısmına geldik. Biri chatte yazmıştı. Ömer'in arka kapıda böyle bir yazısı çıkmış. Ben bilmiyordum abi. Out of band SQL injection'ları veya diğer durumları anlatan yazı yazmış Ömer. O yazıyı okumanı temenni ederim açıkçası. Şimdi gelelim işin security kısmına, defansif kısmına, tamam mı? Arkadaşlar burada söyleyeceğim kısımlar birazcık jenerik konu, tamam mı?
Bak şimdi. Son 10 dakika. Ondan sonra topiği kapatacağım. Şimdi normalde burası böyle değildi, değil mi? Sen ne yapıyordun? Query diyordun. İşte burada select yıldız from işte haberler ver id 1 diyordun. Artı id'yi buraya koydun. Buradan da işte db.execute'la bu query'yi çalıştırıyordun, değil mi? Şimdi aramızda developer arkadaşlar da var açıkçası. Şimdi günümüz frameworklerinin hemen hemen hepsinin bize kattığı en büyük özelliklerden bir tanesi abi, orayam adını verdiğimiz bir hikaye. Object Relational Mapping. Sen artık haberler tablonu diyorsun ki haberler. Gidiyorsun bunu diyorsun ki işte bir tane table'dan instance'ını alıyorsun. Bunun içerisine diyorsun ki haber. İşte diyorsun ki bunun bir ID'si var. İşte DB diyorsun ki işte auto increment olsun bu. Tamam mı? Sen bunu bir Python kodu bu örnek. Java, PHP, Ruby fark etmez. Tamam mı? Bir sınıf olarak yazıyorsun. Python kodu olarak. Haberlere gidip veri alacağın zaman da diyorsun ki haberler filter. Tamam mı? Filter'da da default'ta bu adam ID'ye göre baktığı için request'ten aldığı ID'li böyle diyorsun ki bunu getir abi. Anladın mı? Bak SQL sorgusu yazmıyorsun. Artık sen bir programlama dili yazıyorsun abi. Çünkü şu hikayeye gelirsen burada SQL sorgusu ile programlama dilinin bir arada olduğunu görmektesin. Şuna başladığın her nokta, yani programlama dili yazarken durup string olarak SQL sorgusu yazmaya başladığın her an senin için bir potansiyel SQL injection olabileceği noktaya geliyor yani. O yüzden ORM'in arka tarafta yaptığı şey de şu sorguyu üretmek. Ama bu sorguyu üretirken ID'yi gelip buraya hani bodos bir şekilde kendisi bir olarak yerleştirmiyor. Diyor ki benim burada bir tane placeholder'ım olsun. Hani daha sonra ben bunu execute ederken de hani ID'yi buraya set edeyim ki burada SQL injection oluşmasın. Yani aslında arka tarafta prepare statement'ı ORM'ler sizin için gerçekleştirmeye başlıyor. Bunun adı işte prepare statement denmekte. Gelin şu konuyu konuşalım. SQL injection burada nasıl engelleniyor abi? Input'ları parametrelendirmeli miyim yani? Aynen abi, yapman gereken hikaye bu. Eğer native sorgu bu şekilde yazıyorsan ben buna native SQL sorgusu diyorum abi. Yaptığın hikaye buysa yapman gereken o. En güzel yaklaşım ORM kullanmak. Peki ORM kullanan uygulamalarda SQL injection buldun mu abi diye sorarsan, tabii ki de buldum. Nasıl buluyorsun biliyor musun? Aramızda çok developer arkadaş vardı. Şimdi hani basit sorguların ihtiyacın olan veriyi getiren sorguları oluşturan ORM kodlarını yazmayı biliyor herkes. Tamam mı? Ama komplike bir sorgu yazman gerektiği an itibariyle geçtiğimiz ay faturasını ayın 7'si ile 3'ü arasında ödeyen ve son 5 ayda faturasında herhangi bir ödemede aksaklık gerçekleştirmeyen kullanıcıların son 2 ay içerisinde ödeme yaptığı bankaların kredi kartı bilgilerinin son tarihi şu olanlar gelsin. Salladım anasını satayım yani. Anladın mı? Salladım. Şimdi bunun, bu sorgunun ORM karşılığını yazmak biraz sokuyor developer'a yani. Zor. Oturup ORM'in hakimiyetini artırması lazım yani. Bu adam ORM ile yazamıyorsa ORM bilmiyordur net. Hani abi ben bunu çok gördüm. Açıkçası çok gördüm yani hani. Özellikle kurumsal uygulamalardaki reporting ekranları son derece sıkıntılı hususlardan bir tanesi. Başka bir örnek daha vereyim. Mesela büyük kurumlarda central stored prosedürler var. Çünkü aynı veriye erişmesi gereken 20 tane uygulama var abi. 20 uygulamaya da aynı kodu, aynı SQL sorgusunu yazmıyorsun. Stored prosedürle yapıyorsun. Stored prosedürün içerisinde secure bir şekilde execute etmezsen bu işi, 20 uygulamadan bir input validation'dan bir tanesi kaçarsa SQL injection oluşuyor gene. Anlatabildim mi? Hatta o yüzden günümüzdeki mikro servis dediğimiz hususlar, hani internal mikro API'ların var olmasının en büyük katma değerlerinden bir tanesi zaten bu abi. Hani burada parameter binding yaptığın anda, yani prepare statement'lar oluşturduğunda elde ettiğin ikinci bir avantaj daha var abi, o da performans. Sen sorguyu bodos böyle yollarsan veri tabanı şu sorgunun tamamı için hard parsing yapar abi. Sıfırdan sorguyu parse eder, Q oluşturur. Bu şakaydı lan, bunu bilerek yaptım. gel bu şakaydı. Bak şimdi eğer sen sorguyu bodos bu şekilde ID'yi bir böyle yazıp gönderirsen abi, veri tabanı bu sorguyu
oturur hard parsing yapar. Yani bu SQL sorgusunu, string'i parse edecek, tokenize edecek, bir tane graf oluşturacak, o grafta dönecek ve işini yapacak. Abi, peki aslında sorgu aynı, sadece datası değişiyor. Bunu login işlemlerinde de mesela düşünebilirsiniz. 12 dersen veri tabanı gene hard parsing yapar abi. Sıfırdan bu sorguyu parse eder. Oysa ki sen veri tabanına diyebilsen ki aga sen şu sorguyu parse et, hangi artık database'in içerisindeki internal graph nodlarını oluşturacaksan işini yaparken yapsan da ben daha sonra burada sana ID 1 desem, 5 desem, 15 desem de sen parsing bir daha yapma. Sen eğer burada gelip işte tırnak union select dersen abi, parsing bittiği için şu yazdığın şey veri tabanı tarafından data olarak kalacak. Yani SQL injection'ın temelde oluşma sebebi abi, senin data olarak belirlediğin alan veri tabanına gittiğinde artık data olarak kalmıyor. Veri tabanı sorgusu oluyor. Data her yerde data olarak kalmalı. Bu senin için nasıl bir input datası ise veri tabanı içinde bir operation datası olması lazım. Biz yani SQL injection'ın behind the scene çözüm yaklaşımı bu. Bir. İkincisi de sana performans sağlıyor aynı zamanda yani. Payloadlar semantik analizi geçmeyecek. Aynen öyle abi. Semantik analiz işi tamamıyla bittikten sonra sen zaten database sorgusundaki manipülasyonu SQL sorgusunun analizinde, veri tabanı SQL sorgusunu analiz ederken yapmış oluyorsun. Sen o aşamayı geçtikten sonra istediğin tırnak or ne verirsen ver abi, bir şey yapamazsın. Bunun bir açığı var mı? Yok abi. SQL injection'ın çözümü var yani. Yok demek değil. Ama aga hani bu tür hikayeler ben gözlemliyorum. Demiş olayım. Dostlar. Oh. Ne haberiniz? Hop. Goy goy dönüyorum. Nasıl keyifler? Yolunda mı her şey? Bir su içeyim ha. Lexical analize de girelim tam olsun. Olur abi de konu security'nin iyice dışına çıkıyor ya. Şimdik. Abi kapatmadan bir şey sorayım. HD Access kullanan sistemlerin ID numaralarını falan. Bu bambaşka bir soru Furker ya. Bunu sonra konuşuruz abi. Abi sorun bunları detect etmekte. Çok güzel bir konu. Aramızda kurumların bilgi güvenliği ekibinde çalışan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Sudoris ekibi chat'i yavaşlatma şansın var mı? Akıyor abi, yakalayamıyorum. Ne kadar olsun abi mesajlar arası? Kaç? Ben yapayım o zaman. İnsan gibi yap, tamam mı? Tamam. Tamam. Bunu yakalama kısmı abi, şimdi bak ben eğitimin arasında çok kritik bir şey söyledim. Production ortamda database'de çalıştığından tüm sorgular loglanmalı abi, istisnasız. Tamam mı? Sen bu logların üzerinde yani işte SQL proxy falan hikayesi geliyor. Logların üzerinden bir şeyler yapabilirsin. Başka bir konu. Web application firewall tarafında yani HTTP request üzerinde detection'la bir şeyler yapabilirsin. Ama işin defans kısmı zor abi. Bunu tespit etmek zor. Aga gel eğitim ekranına geri. Gel çok kısa bir şey söyleyeceğim sana. Şöyle bir durumda, şu vakada sen belki de siber saldırının varlığını daha önce son bir ay içerisinde kurumundan dışarıya MDISEC.com'a hiçbir DNS talebi gitmemişken bir saatlik dilim içerisinde 150 bin tane DNS talebi gittiğinde haberdar olacak bir CIEM kuralı yazarsan, bu alarm olduğunda, hikayenin peşine düştüğünde buraları çözebilir hale geliyorsun. Defansif bu işin bütünü abi. İşin defans kısmında bu tür atakları tespit hikayesinde mevzu olayın tamamı. Maalesef. Abi bir yerde SQL olmadığını emin olman için hepsini deniyor musun? Bunların abi SQL injection'ın tespitini için tırnak or vesaire kısımlarının tamamını unutun. Yapmanız gereken tüm her şey SQL injection time based payloadlar ile tespit edilir. Sebebini de söyleyeyim bak. Ben şuraya bir tane bir format alıyorum. Sleep 5 diyorum. Tamam mı? Şunu koydum. SQL injection'ın tipi, güzel bir soru geldi de direkt buraya geri döndüm. SQL injection'ın tipi ne olursa olsun. Tamam mı? Gel buraya. SQL injection'ın tipi time based, yani SQL injection tipi union based. Sorgu sonucunu ekranda görüyor olsam bile şu payload'ı yazdığında adam 5 saniye uyur. Gecikmeden SQL injection'ın varlığını anlarsın abi. Tamam mı? Hatta bu bizi 20 saniye bekletecek. Sonlandırdım. Hatta bir insert yazmıştık değil mi? SQL injection hep select olacak diye bir durum yok abi. Database'e bir şey insert edilirken SQL injection buldu. Bak gel bunu buraya gene yapıştır. Tamam mı?
Veri tabanı gene uyuyacak insert sorgusunda. Update'de de uyuyacak, delete'de de uyuyacak, storage prosedürde de uyuyacak, her şeyde uyuyacak. Yani dostlar, bu eğitimden öğreneceğiniz en önemli konu SQL injection'ın tespitini ben her zaman time-based payload'larla yapıyorum. Time-based zafiyetin varlığını tespit ettikten sonra tipini tespit etmek için diğer testler yapıyorum. Union'sa direkt yürüyorum mesela yani. Durum bu. Son 7 dakikamız. Abi aynı IP'den birden fazla sorgu yapın işte kontrol edilmeli bir de önemli olur falan. Kurallar ya. İşin defans kısmındaki kurallar uçar gider abi. Sleep atabilmemiz için database türünü bilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? İşte benim yaptığım gibi abi birazcık her veri tabanının kendi sleep fonksiyonu var. PG alt çizgi sleep abi. Wait for second MS SQL'de. Postgres SQL'de DBMS lock içerisinde sleep var. Her veri tabanında var yani. Hepsinde kullanacaksın ama belli bir know-how'dan sonra sen veri tabanının ne olduğunu sadece davranış analizlerinden tespit edebiliyorsun. Test PHP OneWeb.com'da bunun tamamını tespit edebilirsin. 300'ün altına düştük. Yeni hesap açıp yayını alalım lütfen. Canlarım benim. Teşekkür ederim dostlar. Vallahi ben çok keyif aldım ya, umarım sizin de keyfinize gitmiştir. Anlatacak çok konu var, çok da sorunuz var biliyorum ama yetişmek mümkün değil abi. Benim niyetim dilim döndüğünce hikayeyi temelden size anlatmak, developerların da özellikle bu yayını izleyen geliştirici arkadaşların da spesifik olarak Web Security 101 konusu eğitimlerini takip etmelerini istiyorum. Çünkü ben her zaman saldırganın kafasını anlatıp yazılımcının bakış açısını değiştirip işi daha nasıl secure yazacağını anlatmaya çalışıyorum. Artık abi kurumun içerisinde en arka katmandaki bir mikro servisin apisini implement eden adam da o zafiyetin exploit edilebileceğinin farkındadır diye düşünüyorum yani. Gözümü ekrandan bile ayırmadan izledim abi. O derece akıcıydı. Behlül'cüm ve güzel yorumlarda bulunan diğer herkese teşekkür ediyorum. Nir, chat'in limitini aç abi. Aksın bir hale getirelim bunu. Mesajları okudum. Birden kaça çıktık derseniz benim gözümde SQL Injection'ın %70'ine geldik abi. %70-80'ine geldik teorik kısım. Bu pratikte bir de zorlaşmaya başlıyor yani. Açıkçası pratikte uygularken de zorlaşıyor ama şu eğitimden sonra herkes oturup işi gücü bırakıp internette ne kadar SQL Injection test ortamı varsa hepsinde yeteneklerini, kapabilitelerini MDI'ın anlattığı bakış açısıyla uygulasın. Çünkü SQL Injection benim gözümde böyle anlatılır, böyle dinlenir, böyle uygulanır abi. Çünkü ben bunları öğrenirken çok amele şeylerle öğrendim. İnanılmaz yanlışlıklar yaptım. 15 yıla yakınlık tecrübenin sonunda vardığım hikaye bu olay böyle anlatılıyor bence. Yani herkes anlayabilir diye düşünüyorum. O yüzden artı bir başlasın mı diye bir soru gelmiş Hakan Sonay. Yayına daha önceden gelen dostlar biliyor yani. Nasıldı lan eğitim? Güzel miydi? Beğenenler artı bir veriyor. Oh. Güzel. Soluk soluğa 2 saat geçti ya. Fark etmedik bile yani. Bugün iddialı bir tweet atmıştım. Herkes öğrenecek, değişik bir eğitim olacak falan diye ama. Bak bak, arada muazzam cevaplar geliyor. Bir yaz diyorum, vatandaş 2-1 yazıyor. Sandalyeyi nereden aldım? IKEA oğlum, IKEA evimizin her şeyi. Sonraki ders neyle ilgili hocam? Bilmiyorum ki abi, Discord ve Twitter adreslerinden özellikle takip ederseniz beni ben oradan duyuruyorum. Gel gel Nopcon'u ayağınıza getirdik. Biraz öyle oldu. Bir sonraki eğitimde konu ne olur bilmiyorum. Ama bu Web Security 101 hikayesi aynı şekilde devam edecek. Temelden gir, en advanced'e kadar çıkart. Kafaları yak, farkındalığı herkes için anlat. Çünkü bence developerlardan da çok iyi bir web security'ci olur düşüncesindeyim. Dostlar, eğitimde güzel anları yakaladıysanız, hoşunuza gittiyse bunu bir de daha fazla kişiye duyurma niyetimiz var. MDI Security topluluğu diyorum artık bu duruma, bu topluluk olarak. Daha fazla duyurmak için de yapılması gereken tek bir şey var. Bu akşamki yayınla ilgili hissettiğiniz her neyse, pozitif negatif fark etmez, bunu MDI Sec'i mentionlayıp tweet atarsanız ben de görmüş olurum. Chatten yakalayamıyorum ve açıkçası da daha fazla insana ulaşmış olur. Durum bu değerli dostlar. O nedenle
Herkese 2 saat boyunca soluksuz dinlediği için teşekkür ederim. Ben bu işi, yani Eskeli Injection'ı 2007 yılında falan öğrenmiştim herhalde, öyle söyleyeyim. Yani üzerinden 13 yıl geçti ve hala daha böyle anlatırken ki orada hacker'ın mindset'i çok 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 hoşuma gidiyor ya. Eğitimleri düzenli hale getirip YouTube'a koyma düşüncem var mı? Eğitimler zaten düzenli bir halde abi. İstisnasız devam ediyoruz ama YouTube'a koymuyorum. Twitch'te highlight ederek durulduğu için de çok uzun süre var. Bir de bugün ne olduysa 240p desteğimizi de açmış. Twitch bizimi saldı bizi ya, sağ olsun yani. Science and Technology'de hala birinciyiz. Vay. Oğlum kim derdi lan yani Twitch'te, tamam mı, SQL Injection konusunu Türkçe anlatarak globalde birinci olmak. Ya buna şaşırıyorum. Bu kadar beklemiyordum yani ama güzel olmuş. 160p bile var. O adamlar sadece 2-1'i gördü. Daha sonrasını... Salgın bitince devam edecek mi? Bu katılımcı sayısı olduğu süre boyunca devam eder. 50 kişi kalsa da devam eder abi. Ben bu işi bu şekilde anlatmayı çok seviyorum yani. O yüzden bol bol devam edecek. Yani burada sadece SQL Injection'ın temelini anlattık. Korunma yöntemleri, architecture design'ı çok konuşma fırsatımız olmadı ama web security'nin tamamını bu şekilde sıfırdan analizle işleyeceğim. Yani bu şu demek oluyor. Cross-site scripting'i de böyle işleyeceğiz. O hatta bir session'da yetmez. 3 session yapacağız. Insecure Direct Object Reference'ı. Developer'lar için HTTP Security Headers nedir abi? Web Pentester için bunu niye raporluyorsun? Tüm know-how burada anlatılacak. O yüzden son kez yalnız bırakmadan takip eden herkese teşekkür ediyorum dostlar. Her zamanki gibi yayınımız 21.59'da son buluyor. Destek olan herkese teşekkürler. Twitter'dan yorumları da bekliyorum söylediğim gibi. Kalın sağlıcakla, bir sonraki yayında görüşmek üzere. MDISEC is out.
Gittim sandınız değil mi gençler? Şaka şaka harbiden gidiyorum.